Günaydın sevgili izleyiciler. Evet Pazartesi gününe geldik ve bir e, kahvemizi içelim haftanın e, dün son kez umuyoruz diliyoruz son kez sokağa çıkma yasa uygulaması yapıldı Perşembe gününe kadar bu işte e, şey devam edecek hani gece 23'te başlayan işte 21'de lokanta kapanması. Onlar devam edecek. Kahve yasakları, oyun yasakları devam edecek ama Perşembe gününden itibaren onlar da bitiyor. Ha, şimdi bu tabii bütün bu koronadan kurtulduğumuz anlamına mı geliyor? Hayır gelmiyor. Ama belli ki iktidar baktı ki daha fazla olmayacak. Ulan ben bu işten acayip oy kaybedeceğim. Sonra başıma iş açılmasın, başıma patlamasın diye. Böyle bir şey yapıyor. Yarın biraz hastalık yayılırsa, e kardeşim sen istedin böyle ne yapalım diyecekler. Çünkü bunun başka bir izahı yok. Ne tedbir alındı, ne kadar uygulandı, ne oluyor? Şimdi Türkiye bir mucizeyi gerçekleştirdi görüldüğü kadarıyla. E, günlük 60 binlerde olan vaka sayısını işte Ramazan'da sokağa çıkma yasağı falan şimdi geldi 5 binlerde duruyor. En son rakama şimdi bakarız. E, bir Sağlık Bakanlığı şeyine bakalım, bir görelim nedir durum diye. Evet. Evet, Sağlık Bakanlığı 27 Haziran tablosuna bakalım. Nerede? Evet, çıkmadı. Niye çıkmadı? Efendim, görsellerde belki çıkacak. O da olabilir. Biraz bizim internetten bir şeylik var. Evet, en son kaç? 11 saat önce bu. Tamam, 27 Haziran. Efendim, 2100, pardon, 215.294 test yapılmış. 4833 vaka sayısı var. Hasta sayısı 390 diyor. 52 vefat. iyileşen de 5900 diyor. Yani 5000'in altına inmiş. Hayırlı olsun. Zaten epidir galiba. Ha, bunlar hepsi aynı. Evet inmiş durumda. Şimdi inşallah böyle devam edecek. Yani dileğimiz bu. Ee, Batı ülkelerinde biraz panik var gene. İşte bir takım tedbirler oluyorlar. Tabii oralarda şöyle bir yalnız aramızda fark var. Yani orada vatandaş da bir şekilde kurallara uyuyor. Bizde belli yerlerde çok uyuluyor, bazı yerlerde pek uyulmuyor. İşte oralara da zaten kimse gidip bakmıyor galiba. İnşallah buradan kurtulacağız. Perşembeyi evlence hep beraber heyecanla bekliyoruz. Perşembe günü kahveler açılacak. <laughs> Kağıt oyunları başlıyor. Benim okey başlıyor, tavla başlıyor. Ee, gazete yasağı var diyor Ahmet Hakan. Ona bakacağız şimdi. Öyleymiş. Ben de bilmiyordum. Yani gazete berberlerde, kuaförlerde, efendim, işte kahvelerde falan gazete yasağı varmış yani. Gazete elden ele gidiyor ya. O bakımdan diyorlar yani. Öbür bütün kağıtlar onlar elden ele dolaşmıyor. Ama gazete şey, evet olabilir. Gelelim şimdi günün diğer haberlerine. Neler var? Eee Valla bir söke söke diye bir kavga var. Ben hiç duymadım siyasetin. Yani daha dip noktası var mı bilmiyorum işte. Böyle dibe kadar düşürüyorlar. Ee, tabii bunu söyleyenin bir sıfatı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. Ee, bir büyük siyasi partinin en büyük siyasi parti. Yani şey olarak hacim olarak en büyük. <laughs> Onun genel başkanı olunca tabii bir tuhaf oluyor insan. Hani siyaseti biz bunu kahvede falan diyoruz böyle. Ya o tabii başka çağrışımlar yaratır hep böyle asrın töreni falan dediğiniz bir törende bunu kullandığınız zaman daha bir vahim oluyor. Ya o zaman benim kuşkularım oluşmaya başlıyor. Ya acaba ya burada bir tuhaflık var. Yani olamaz yani ülkeyi 18 yıl, 19 yıldan beri tek başına yöneten biri böyle çıkıp da söke söke lafını hem de en önem verdiği yani asrın projesi dünyada yok böyle bir şey daha akıllı kimse çıkmadı en büyüğünü ben yapıyorum öyle bir yapıyorum ki bırak 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 dediğin bir törende söke söke diye bir laf söylüyorsun pes yerlilik millilik uçtu gitti hani dik duruş ben var ya bir dik dururum böyle acayip dik duruyorum ha Amerika filan Biden bak konuşamıyor adam o havadasın sonra diyorsun ki aman abi ne diyorsun sen ya Söke söke alırlar bizden parayı. E sen niye söke söke alamıyorsun şekerim? Ha? Sen niye mesela F-35'lerin parasını söke söke alamıyorsun? Ha? Neden? Şimdi mesela gömdün S-400'leri toprağın altına değil mi? Bitti. Teneke parçası haline getir. Alsana abici bunların paralarını söke söke geri. Kan parası diye verdin tabii. Onun için alamıyorsun. Abi böyle bir şeyi ben hakikaten anlayamıyorum yani. Siyaseti bu kadar dibe vurdurtmayın ya. Ya bir cumhurbaşkanı adıyla bir siyaset parti genel başkanı cibilliyetsiz, şerefsiz, ahlaksız, namussuz, çukur, nesebi gayri sahih, bunun meşrebi geniş, terörist, alçak, hain hepsini kullanabiliyor 10 cümle içinde. Aa, olmaz. Hakikaten olmaz. Yani buna itiraz etmemiz lazım. Biz edelim, AKP'liler itiraz etsin. Danışman diye çuvalla para alan adamlar var. Ulan hiçbiriniz mi görmüyorsunuz ya? Ya ne demek söke söke ya? Ya kardeşim hiçbiriniz mi ağzınızı açamıyorsunuz? Ama bu milletin sırtından dünya kadar mal götürüyorsunuz oradan lan. Haram olsun lan o para size. Vallahi haram olsun. Ayıp ya. Ya biriniz söyleyin kardeşim. Dağları delen aşık Veysel değil. Şirin için Ferhat deldi dağları. Değil mi? Aşık Veysel'e daha deldirdi. Hiç mi biriniz görmüyorsunuz ya? La oğlum hepiniz okumuş çocuklarsınız. Üniversite filan bitirmişsiniz. Ha Amerika Amerika sizi destekliyor diye dersiniz ki salla gitsin ya ne olursa olsun ben maaşımı alırım. Yeter ki o adam orada dursun bizim de egemenliğimiz sürsün. Bunun başka bir izahı yok. Aşık Veysel'e dağları deldirdikten sonra yapılacak bir şey yok artık. <laughs> Ay çok komikti o ya. Dağları delen Aşık Veysel. Ey taslanım benim. Olabilir, olabilir. Dil sürçmesi. Hep böyle diyoruz biliyor musunuz? 15 senedir en az hep dil sürçmesi. Ya olur öyle şey. Canlı dalap diye kaçtı. E bizim de kaçıyor ya. Ama abi sen affedersin ama prompterdan okuyorsun. Yani biz burada en azından prompterdan okumuyoruz. Sen prompterdan okurken böyle olunca Allah ne yapacağız yani. Yani çok fena. Sonra ya bir sağlık durumu var burada valla. Çünkü olmaz. Bak bu kadar yerli ve milli dik duruş, dik dur eğilme, bu millet seninle. Biz var ya biz şöyle dik duruyoruz, böyle dik duruyoruz. Artık dünya bizden soruluyor. Bizden haber kimse bir şey yapamıyor sonra diyor ki söke söke alırlar parayı. Nak alırlar o zaman. Hani affederseniz aynı şekilde söylemek lazım. Nak alırlar. Ayrıca ha, bir konuda aklı ama. <laughs> Niye alacaklar tabii o da var. <laughs> Vermeyecekler ki alsınlar. Bir de o var tabii. Onun için konuşmak kolay. Aman ha sakın böyle yap. Şu anda dünyada hiçbir ülke bu abuk sabuk krediye, şeye, projeye para vermeye falan kalkmıyor. Ben çok merak ediyorum. AKP'den kime sorsam bu Kanal İstanbul ne işe yarayacak diyorum. Cevap veremiyorlar buna. Abi iyi olur diyor. Ya işte yani falan. Hepsi farkında biliyor musunuz? Orada muazzam bir rant peşinde koşan çakallar var. Allah'a o var. Başka bir şey yok. Katar'a satmışlar arazileri, müteahhitler anlaşmış, şöyle ev yapılacak, böyle ev yapılacak. Bir de ben size söyleyeyim, oradan da garanti alırlar ha. Efendim burada, yani biz burada 200 bin konut yapacağız, yani 200 bin satış garantisi isteriz ama. Yani hani yılda şu kadar satılacak, satılmayan evleri devlet alır. Yani bizler alırız, devletin envanterinde durur, onu da yaparlar. İnanılır gibi değil. Ya böyle bir şey. Bakın ben size ne dedim hep S-400 olmayacak. Gömdük mü abi? Teneke kutu haline getirdik mi? Getirdik. Kanal İstanbul'da yapılmayacak. Neden? Birincisinde ne diyordum? Dünyaya aykırı. Yani senin içinde bulunduğun bir pakt var. Ya o pakttan çıkacaksın. Ki şu anda çıkılmayacağı konusunda Tayyip Erdoğan anormal bir güvence verdi. Ve belki de son yani Cumhuriyet tarihimizin en Amerikancı konuşmasını yaptı biliyorsunuz. Amerikancı ve NATO'cu konuşması. Şimdi bunları millet uyuyor, geçiyor. Antalya'da yaptığı konuşmayı dikkatli okuyun. Bugüne kadar hiçbir başbakan ya da cumhurbaşkanı ya da bir devlet yöneticisi bu kadar Amerikancı, bu kadar NATO'cu bir konuşma yapmadı. Yani nasıl bağlı olduğumuzu, nasıl onsuz olmayacağını ve onların da bizi asla bırakmayacağını fevkaladenin fevkinde anlattı AKP Genel Başkanı. Şimdi o halde demek ki S-400 alamazsın kardeşim. Yani hem NATO'nun en sadık, en müthiş bekçisiyim. Sen bana parasını verdikten sonra ben anasını satayım burada her şeye bakarım diyeceksin. Ondan sonra da diktiriyoruz falan filan. Geç, bunlar bitti. Şimdi Kanal İstanbul'da da. aynı şeyi söylüyorum. Bilime aykırı, doğaya aykırı yapamaz. Ha yaptırmazlar. Kim yaptırmaz? Dünyanın akıllı insanları yaptırmaz. Lan dünya bu kadar aptal mı? Yani böyle bir şey yapacaksın. Böyle Ege'ye kadar bütün orası dama dönecek. Ve sen diyeceksin ki, "Tabii canım Türkler öyle onlar özgür bir ülke yapar." Hayır abi, herkes karşı çıkar. Zaten başladı. Bak Guardian gazetesi İngiliz pat böyle Türkiye'yi, e, Trakya'yı, Anadolu'yu böyle el ele gösteriyor. Pat diye bu eli kesmiş. Kesik bir elle el ele tutuşuyorlar. Yani Başladı. Çünkü neden? Bugüne kadar ya olur mu diyorlardı. Herhalde bunlar da akıllı insanlar canım. O kadar da hani böyle bir şey yapmaz. Şimdi ha ciddiye mi ben de? Ha, o zaman ben de ciddi yaparım diyor. İşte o söke söke alırlar dediklerin şimdi diyor ki yapamazsın. Ha söke söke yaptırmazlar o zaman der biri de. Değil mi? Çünkü neden? Doğaya diyorum aykırı, bilime aykırı. Ya daha ben bir tane görmedim. Açtım baktım kendi şeylerinin. Tek bahsettikleri şöyle güzel böyle güzel. Efendim gemiler geçecek. Ya hani mesela bir şeye de bakıyorum arkadaş. Böyle bir... Ulan bu kadar hepimizi aptal yerine koyuyorlar. Yani bir kişinin mesela soru sormayacağını diyor Çünkü artık o kadar alıştılar ki monolog. Ben söylerim tebam yapacak. Siz benim tebalarımsınız. Ben sizin başınıza Yüce Rabbim tarafından gönderilmiş bir yöneticiyim. Falan hava bu. Tamam şimdi böyle olunca tabii ne oluyor? Kimsenin soru soramayacağını da düşünüyorlar. Yahu kardeş. Bir tarafta en dar yeri 638 metre. En darı geri kalanı 1 kilometre ve üzeri genişliktedir Boğaz. Sen şimdi buradan gemi sayısını bile yanlış veriyorsun. 2023 geldiği zaman diyorsun yaptığımız bütün projeksiyonlara göre 78 bin gemi geçecek. Abicim affedersin kim yaptı ya sana bu prodüksiyonu? Onu hemen işten at. Ama büyük ihtimalle çuvalla para veriyorsundur. Bir ikinci çuvalı da veriyorsundur, onlar da onu hayır kurumlarına bağışlıyordur. Çünkü bu arkadaşların fıtratı böyle. Bunlar çok para alırlar, nedense hayır kurumlarına bağ. Hiç kendilerine harcamazlar ama lüks ve şatapat içinde yaşarlar. Ama derler ki biz onlara hayır kurumlarına, niye hayır kurumlarına onu da asla söylemezler. Kime? Bakın kime? Hangi hayır kurumuna? Defalardır soruyorum, ulan biriniz çıkın deyin ki ya, şuradaki vakfa veriyoruz. Hangi vakfa? Bir bakalım. Hepsi bağışlıyor biz çok iyi insanlarız ya. böyle böyle ruhumuz böyle yani Allah aşkıyla, vatan aşkıyla, millet aşkıyla bayrak aşkıyla falan yalan tabii yani öyle bir şey yok olsa zaten söyler şuraya veriyorum daha o zaman sorarım niye alıyorsun niye bir başkasının hakkını alıyorsun çünkü eğer bu işler yapılmak zorundaysa niye aynı adama beş tane birden yaptırıyorsun değil mi Heh, sonuç olarak Yanlış yanlış bilgilerde Açın bakın Kanal İstanbul diye bir şey var. Devlet yapmış onu. İşte şöyle güzel, böyle güzel falan. Hep o. Para. Abi bir para kazanacağız ki buradan. Oğlum, evladım sen bir para kazanmayacaksın. O benim zavallı halkıma söylüyorum. Senin üç kuruşluk kazancın olmayacak. Hatta belki orayı özerk bir bölge yaparlar. İçeri bile sokmazlar kılığına kıyafetine. Bakar böyle. Nasıl aşısızları turistlerin önüne koymuyorsak. Dünya zengini Arapların önüne de şekilsiz tiplerimizi çıkarmayacağız. Çık, çık, lan yani oradan. Oranın kağıt toplayıcıları bile smokinli olacak. Biliyorsunuz değil mi? Kağıt toplayıcılar var. Onları ipekten yapacaklar. Oralar yeni iyi abi. Yani görünmemesi lazım. Zengin bir ülke görünümü vermemiz lazım. İtibardan tasarruf olmuyor yani. İşte bu kadar basit. Para, para, para. Başka hiçbir şey yok. Açın bakın. Hep laf. Efendim İstanbul Boğazı şöyle kurtuluyor, böyle kurtuluyor. Yalan dolan. Açın bakın diyorum ya. Ya bir tane mantıklı açıklama yok. Zaten kimse de söyleyemiyor. Niye yapıyorsun bunu? Yapıyoruz abi. Asrın projesi. Peki ne kazandık? Hiçbir şey. Ha kazanıyor. Aslan müteahhitler. 7 tane köprü. Bilmem ne kadar yol. Bu kadar hafriyat. Hafriyatın döküleceği yerde adalar. Adaların üzerinde evler. Evlerden kazanacak da... Abi bu millette artık para kalmayacak yani. Sen onu Araplara satacaksın, satacaksın. Sonra ne olacak abi? Güneyde mesela Suriye sınırında bir Suriyeliler özel bölgesi ya da devleti. Öbür taraf zaten bir tanesi kuruluyor. Yani o bitti. Bu sabah da Amerikan uçakları biliyorsunuz. Hababam bombalıyorlar sağa solu orada. Bizim medyada yok. Şimdi ben bunları gene size anlatamayacağım tabii. Ne olur ne olmaz gene casusluk, vatan hainliği falan filan. Amerikan uçakları bombalama yapıyor şu anda. Patakü'te Suriye Irak sınırında İranlı milisleri işit mişit onları bir, bir şekilde hem İranlılar var. Onları bir hallediyorlar. Neden? PYD devlet kuracak. O iş yoktan bitti. Onu anlaştılar zaten. Orada öyle bir devlet. Güneydoğu'da belki bir devlet daha barzani filan. Ondan sonra İstanbul'a geleceksin. İstanbul'da bir ayrı muhtaliyet. Arap, Katar bilmem ne belki kantonu. Hızla bakın bu sistemde bir tek şu var. Singapur, Hong Kong. Öyle bir şey yapmak. Yani bu Kanal İstanbul'un belki de nihai amacı o. Ama bizim AKP'liler bunun farkına bile varmazlar. O kadar düşünecek kadar şeylerin olduğunu zannetmiyorum yani. Hani bu kadar ileriye plan yapmazlar. Onlar şimdi Tayyip Erdoğan söyledi diye çok güzel diyorlar. O kadar yani. Çünkü o söyleyene kadar biliyorsunuz konuşma yok. Konuşamıyorlar böyle. Adam hiçbir şey diyemiyor. Ya <laughs> bir ay peker konuşamadılar ya. Ağzını açamadılar. Aa, kaldı böyle. Kedi, kedi para tutulmuş gibi. <laughs> Kaldılar. Ne oluyor? Peker konuşuyor. Abi konuşuyor. Ne yapacağız şimdi buna? Dur lan dur. projektörler üstümüzde. Reis bir şey dedi mi? Daha demedi. Lan da oğlum bir konuşsa da biz de rahatlasak. Bir konu. Oh, oh rahatla. Hayır, hayır Peker şimdi efendim CHP'li biri Peker'e şey vermiş. Nelerler? Açacak mı ne ya? CHP'li değil. Kavala'nın işte yakını onun işte bir genel koordinatörü ne? Efendim zamanında o, o çıktı o büyük skandal. Kavala'nın efendim mali danışmanı neyse işte bakarız şimdi gelecek oraya. O ona bir, bir şey kitap açacağı hediye etmiş ama antikaymış. Allah! Oğlum yani lağım patladı. Hiçbiriniz ağzınızı açamıyorsunuz ya. Mafya bile diyemiyorlar. Artık oradan da korkuyorlar biliyor musun? Şimdi bakıyorum böyle o sersem sepelek bir sürü yazarcı mazarcı falan var böyle adına. işte gazeteci falan da diyorlar. Onların hepsi şey Mafya da diyemiyorlar. Çünkü mafya diyecek oradan korkuyor lan savallığın birisi gelecek de Usta bir bakar mısın kardeş? Yani ne bu mafya filan demişsin sen bize mi dedin yani? Bir kafa sana diye ben. Ondan da korkuyor bunlar şimdi. Onun için benim e, organize suç lideri olduğu ileri sürülen Sedat Peker falan alıp döndürüyorlar böyle. Başka çareleri yok. Korkuyor adam ne yapsın? Çünkü neden biliyor musun? Yarın Emtepe'deki ya kandırmışlar bizi deyip sıyrılı verirse gibi açıkta kalacak salaklar onun için yani. <laughs> Ay ne diyeyim ya bunlara vallahi billahi. <laughs> Aman Allah'ım. Hürriyet gazetesi bakalım ne demiş Hürriyet gazetesinden. Durumu bir analiz edelim bakalım şimdi ne olmuş. İşte bir Temmuz genelgesi. Nananın. Na Efendim 1 Temmuz genelgesi, çok genelge bu bir genelge. Diyor ki tüm iş yerleri ve a sinemalar açılıyormuş. Ben de sabah onu merak ediyorum hiçbir yere okumadım. Oh be yazın gidilecek en iyi şey sinema biliyor musunuz? Valla klimaları açıyorlar bir kere püfür püfür serin oturacaksın içeri. Fazla sinemaya gelen de olmuyor. Zaten 3-4 koltuk arada Otur abi. Filmini seyret. Rahat et. Ye patlamış mısırlarını. Eskiden çekirdek geldik ya. Ulan neydi o günler be? yazlık sinema. Yazlık sinemanın en güzel şey ayçiçeği ya da kabak çekirdek. Yanına bir de gazoz. Onu alırsın abi. Her akşam sinemaya yerleşirsin. O ne kadar rahatsızdır. O koltuğu şey sinema sandalyeleri, tahta. Fakat abi bizim dünyanın en güzel anlarıydı o ya. Bizim çocukluk yıllarımızda. Büyükler için de öyle. Toparlanırsın gidersin. Sinema başlar gece. Çekirdik. Şimdi efendim, Avrupa olduk. Neden? Patlamış mısır yiyoruz. Bizde patlamış mısır, kış gecelerinin keyfiydi. Radyo tiyatrosu dinlerken sobanın üzerinde mısır patlatılır, böyle şeyleri vardı onun. Üstü tel, şöyle hazne, şeyden, içine mısırları koyarsın, sobanın üzerine bir sözü başlar patlama. Pataküte 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 derken dolar dolar o kapak taşmaya başlayınca hop babam alır onları koyar. O arada radyo tiyatrosu var. Televizyon, televizyon yok tabii. Ne yapacağız? Radyo tiyatrosu dinliyoruz. Onu da orada yenirdi. Yazın o da yenmezdi bak. Yani patlamış mısır kış şeyiydi falan. Neyse şimdi sinemalarda lüks şeyler var böyle. Çikolata bilmem neli, soslu, şeyli filan falan. Evet hepsi çok pahalı yalnız ha. sinemada bir... Bakalım suyu kaç paradan satacaklar? En son 4 liraydı. Yani şimdi tuhaf olan şu. Ee, ya yani helal olsun. iyi de beceriyorlar. Bazen tabii çocuk falan olunca sen de mecbur kalıyorsun ama şimdi AVM'de orada yiyecek içecek satan yerler var. Oralardan su alırsan mesela 2 liraydı. Şimdi kaç lira oldu bilmiyorum. Hep lira almadım. 2 liraya satıyorlar Sinemaya giriyorsun. Sinemanın şeyinde 4 lira. Ya oğlum buradan elimde suyla gelsem mani olacak mısın? Hayır. E peki niye 4 liraya satıyorsun? Yersen abi. <laughs> e Türkiye böyle. Türkiye böyle. Hallediyorlar. Mesela Batı'da bunu göremezsiniz medeni ülkeler. Çünkü anında vatandaş tepki gösterir. Arkadaş sen niye 4 lira? Ha nerede tepki göstermez? Üst düzey lokantalar, mokantalar orada suyu mesela 5 dolara da satar. Zaten öyle satıyor ki millet herkes gelmesin. İpini koparan gelmesin diyor. Ama lan sinemaya gidiyoruz. En zengini de o sinemaya gidiyor. Mahallenin bıçkını da o sinemaya gidiyor. Fakiri fukarası da parası varsa sinema parası gidiyor. E sen şimdi orada yapamazsın ki bunu. Yapıyorlar ama. Neden tepkisiz? Neden o halkın temsilcisi yok? Hakkını koruyacak biri yok. Belediyeye gidiyorsun. Abi ne yapayım diyor. Kirası var. Bana ne lan kiradan? Çok güzel abi. de biliyor musun? alanı mesela. En fenası orası. Efendim kiralar çok yüksekmiş. Ya defalarca söyledik. Ama bir tane siyasetçi el atmıyor. Kardeşim bir yeri kiralarken ben şu kadar kira istiyorum diyemez. Devlet. Bak devlet diyemez. Çünkü özel bir yer yapıyor. Girişi kontrollü. Herkes içeri giremiyor. Havaalanı yapmış. Ondan sonra veriyor bir tane kendinden müteahhite. Yani o aradan tabii bir sürü onlar da hallediyorlar. Tabii bunları gördük zaten herhalde. Kimse de zaten inkar etmiyor. Sonra diyor ki abi sen bunu diyor şimdi salla gitsin diyor. Adam oraya gazoz satan birine kiralıyor. Diyelim İstanbul'un herhangi bir yerinde hani iyice bir semtinde daha böyle para eden bir semtinde diyelim ki dükkanın kirası 10 bin lira. Bu diyor ki 60 bin lira diyor. Şimdi adam aynı malı satacak. İşte devlet, devlet olmadığı için, çadırdan yönettikleri için, kabile gibi yönettikleri için. Ha böyle oluyor. Lan aynı malı satacak adam. Peki burada 10 bin lira kira, burada 60 bin lira kira olduğu zaman bu adam ne yapacak? Ha, o zaman şunu diyeceksin. Arkadaş, ben, ben kiraya verdiğim paraya hiç karışmam. Ama sen şehirde nerede kaça satıyorsan burada da onun. Bilemedin yüzde beş. Hani nakliyesi uzağa yaptılar ya. Ta git 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 bitmiyor. Ama çok güzel yollar var be abi be. Lan metro yaptılar. Metro üç kilometre geri altına giremiyorlar iyi mi? Havaalanın içine metro giremiyor biliyor musunuz onu? Yanlış hesap yapmışlar çünkü. yani öyle acayip dünyaya böyle. Hani biz var ya. Dünyada en büyük yaptık lan. Bizim gibi yapan yok. Ya, bizde bin müteahhitler var abi. Diyedikleri o müteahhitler Öyle bir numara yapmışlar ki Havaalanının içine giremiyor metro 3 kilometre geride kalıyor Çünkü bitmişler altta giremiyorsun kazıklar var Aa, İşte bu kadar Şunu vereceksin abi Japon mapon gelecek yapacak vermişim bunlara İşte bu kadar kafa bu kadar çalışıyor Ne yapacağız ama ne Oradan aldıkları planlarla kocaman bir yer var. Büyük 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 ondan sonra kirası çok Ondan sonra su 15 lira Daha olmaz böyle bir şey Şimdi bak devlet veriyor Belirleyen sensin. O zaman sen diyeceksin ki arkadaş, burada bu. Kira beni ilgilen. O zaman kimse tutmayacak. Mecbur adam bak öyle mücadele edilir. Sen şimdi mal sahibine şundan fazla kiralayacak yapacaksın diyemezsin. Bak. Yani öyle bir hakkın yok. Ben evimi benim mesela diyelim evim var. Yok da, Var. Var diyelim. Ben evimi kiraya vereceğim şahıs olarak. Ben diyorum ki arkadaş benim 10 bin dolar kira istiyorum. Bu kadar basit. Ama alt komşu, a ne 10 bin doları? 10 bin lira bile değil mesela ev. 5 bin liraya evi kiralamış mesela. Ben diyorum ki ben 10 bin dolar istedim. İsteyip ister. Bu kadar basit. Tutan olursa da alırsın parayı. Ama burası da aynı mantık yani. Devlet kalkıp da arkadaş sen burayı 10 bin dolara kiraya veremezsin diyemez. Ama kullanacak olana No, or, orijinal fiyatı uygulama şartı getirir. Ya dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir şey bizim hava alanlarında yaşanıyor. Nedir o biliyor musun? Köfte zincirleri var yani dünyanın sayılı köfte zincirleri. Hani böyle yuvarlak ekmeği yapıyorlar, yuvarlak yuvarlak içine kat kat bir şeyler koyuyor. Yanına patates kızartması falan falan o köfteciler. Bir tek Türkiye'de fiyat farklı. Ama hani fark şeyle değil böyle yüzde üç, yüzde beş değil. İki kat. Neden? E, havaalanında kiralar diyor. At yürü git işine Nereden nereye? Ha bunu söylüyorum söylüyorum da ama yani bu millete de müstahak kardeşim. Hiç kimse de şikayet etmiyor ya. Etmezseniz de böyle olur. Bak bir karayolları yazdım. Bir de anlattım cuma, pazar günü de yazdım. Bu OGS, HGS filan. Allah ber, herkesi herkes şikayet etmiş. Ve kimse sonuç alamıyor. Şimdi bakalım konuştuk bakanlıkla filan da. Çünkü akıl alır gibi değil. Ben 25 yıllık kullanıcıyım kardeş. Ya ne yapmış olabilirim de bu kadar. Ha efendim arada 15-15 atlatmış idi. Ne yapayım? Emekli maaşına bağlı bir şey yok. Banka otomatik yatırıyor. Demek ki işte çekmişiz olmuş. Yani bir kötü bir niyet olmadığı ortada. Ama sen millete böyle vay efendim 15 e biz uyardık. E, yok böyle bir şey. Bu devamlı O, o cezalar hiç kartı olmayan, OGS'si, HGS'si hiç olmayan ve mesela en son bir sene önce para yatırmış. Ondan sonra her Allah'ın günü geçiyor gidiyor, geçiyor gidiyor. Bir kuruş para. Öyle değil ki. Yani geçmişiz. 10 gün, 15 gün ara olmuş. Tekrar para yatmış. Ondan sonra şey geçmişiz. Şu olmuş, bu olmuş. Yani bunları düzenlemesi gereken bir şey hayır ben kuralı uyguladım. Sonra bir bak. Allah yağıyor bana. Can Bey sizin başınıza gelenler o o kadar. Zaten belli değil mi? Yani ben OGS merkezini arıyorum karayollarının. 48 dakika bekliyorum. Çünkü 102. sıradan başladım. Oradaki mekanik ses bana diyor ki sayın müşterimiz şu an 102. sıradasınız. Lütfen bekleyiniz yazıyor. 101. 100 Ve 1-1 indi. Bazı şeylerde eskiden hatırlıyorum. Mesela 110. sıradasın der ama 30 saniye sonra mesela 70 olur o. Çünkü bir sürü call center'da kişi kapanıyor kapanıyor. Devamlı blok blok. Bu öyle değil. 1-1-1-1 bir, 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 bir indi. E zaten buradan da belli. Yani demek ki acayip bir talep var falan falan. Yani Yapmıyorlar bazı işleri. Çadır devleti gibi yönetiyorlar. Onun için oluyor. Evet. Neler var? Sinemalar açıldı. Sinemalardan geldik buralara. Vay be. Ulan bir sinema lafından ne kadar laf ürettik be. Bu da kolay değil ha. Efendim düğünlerde yiyecek verilebilecek, dans edilip alay çekilebilecek. Ana bu ne biçim cümle be. Düğünlerde yiyecek verilebilecek. Verilmiyor muydu yiyecek? İçlerinde bir şey yemiyor muydu düğünlerde? Peki. içmiyor muydu? İçki içilebilecek mi? Ona karıştılar mı mesela? Efendim düğünlerde içki içilemeyecek. Neden? Öyle. Burası Müslüman ülke diyor mesela. İçilemez. Peki. Restoran ve kafelerin kişi sınırlaması kalktı. Dolun, dolun diyor, dolun. Lebalep dolun. Kahvehane ve kıraathanelerde oyun servisi. Oğlum, evladım cahilsiniz ya işte. O zaman kızlıyorum ben size. Kıraathane, kahvehane, kıraathane. Bizim kahvelere kahve dememek için bulduğumuz isim o. Kıraathane ne demek Hadi bakalım. 40 yaş altı. <laughs> size sesleniyorum. Kıraathane ne demek? Biliyor musunuz? Çoğu bilmiyor. Ben size söyleyeyim. Kıraathane okuma yeri demek. Kıraat etmek okumak. Tabi o biraz Kur'an okumak da falan da yani kıraat etmek, tekrarlayarak okumak falan da ama yani kıraat etmek okumak. Her şeyi geçelim, boş ver, uzatmayalım. Kıraathane, şimdi bizimkiler Tabii kaliteli gözükmek için de böyle yapıyoruz. Yani şimdi kahvehane demeyelim, kıraathane diyelim daha güzel. Ben Türkiye'nin hiçbir yerindeki kıraathanelerde kitap görmedim. Ne oldu bu millet kütüphaneleri yapmışlardı? <laughs> Çekmek vereceklerdi var mı onlar? Ne oldu bütün kahvehaneleri hakiki kıraathane haline Ya o şeyler neydi o AKP'liler böyle pozlar veriyordu sabah gazetesi ve A Haber falan. Efendim, millet okumaya açmış meğer. Buralar açılınca böyle koştu hepsinin önüne. Çek elinde böyle. Lan ne oluyor böyle ya? Et. Evet. Nerede o? Bana anlatın o kıraathan şeyler. Milli neydi? Milli kahve mi? Milli kütüphaneler mi? Halk yani işte öyle bir numara yaptılar ya bir ara. Yok. <laughs> şimdi Ama işte kahve ve kıraathane. Kahvehane her tarafta var da kıraathane yok. Ama kapısında kıraathane yazar. Piknik, konser, festival ve kamp yapılabilecek. Güzel. Toplu taşıma araçlarında kapasite ve yaş sınırları kaldırıldı. Zaten kapasitede sorun yoktu. Herkes yani. O ilk başlardaydı biliyor musunuz? Mesela yazıyor böyle. Bu koltuğu güvenliğiniz, sağlığınız için boş bırakırız. Önce boş bırakırız. Sonra abi gel otur otur. Diyor. <laughs> ya ona bayılıyorum. Mesela bir gün otobüse bindim. Şey metro. Yazıyor koltukta yazıyor. şey. Baktı böyle. Amca dedi biz. Beyaz saçlıyız ya Allah'ım yarabbim. Boyatacağım ama şaka şaka yapmayacağım öyle bir şey. Tabii o başkaları yapıyor onu boşver. Ya daha genç görünmek Ben zaten gencim. Boşver. Şimdi görüyor beyaz saçlı falan. Amca otur otur. Yani hani diyor ki bende bir şey yok. Senden de pek endişem yok diyor yani. <laughs> otur. Sonunda bak bir tane bütün koltukların ver. Bir koltuk boş bir koltukta sağlığınız için oturmayın yazıyor. Hepsine oturuyor. Ayakta burada durun diyor. Orada da duruyorlar. Burada da duruyorlar. Şurada. Yok yapacak. Abi, herkese hem çalışmaya göndereceksin. Hem de diyeceksin ki otobüslerde, metrolarda, minibüslerde bilmem nerelerde aralıklı oturacaksın. Ya mümkün mü? Hayır. Hayır hiç olmazsa şimdi kaldırdık deyip zaten yaşanmakta olanı bari diyorlar ki hani yiğitlik bizde kalsın. Allah'ım Rabbim ya. Müzik yeni bir karar alıncaya kadar 1 Temmuz'dan itibaren 24'e kadar. Çünkü neden? Abi bu müzik var ya müzik. Böyle gecenin belli saatlerinde müzik bunları böyle bu şeyi ee, virüsü böyle geliştiriyor, geliştiriyor. 12'ye doğru filan bu böyle kabarıyor. Lan her atlayayım falan diyor. Fakat işte o büyük başımızdaki büyük insan dedi ki pa kestim lan dedi. Ke Virüs mahvoldu biliyor musun? Bitti. Hayatı kaydı. Vallahi billahi ya. Yazık günah. İşte böyle halbuki bunları mesela böyle anlatsalar mesela Fransa'ya, İngiltere'ye mesela, Avustralya böyle bir tane Avustralya'da bir alem ülke be kardeşim ya. Lan bir tane koronalı bulmuşlar gene. Ay da bütün ülkede sokağa çıkma yasakları, karantina marantina. Onlar da çok abartıyorlar galiba. Lan adamı karantinaya alın işte. Bütün milletini niye alıyorsunuz? Her neyse mesela onlara falan anlatsa bunları. Bak çağıracak böyle mesela. Gel oğlum diyecek. Bak bu müzik çalıyor. Başınızı derde sokacaksınız. Çaldırtmayın bu müziği. Hele ses ben hele 12'den sonra. 12'den sonra yanarsınız bak. Onun için işte başınıza bunlar geliyor diyor. De yani. Sonra nargile kafe ve salonları hiç açılmayacak. Hiçbir yerde nargile servis edilemeyecek. Bu nargileye karşı acayip bir şey var. Aslında bu nargile salonlarının işte AKP'den oy kaybının sebebi biri bu. Hani buraları açtılar ya bir kahveler çünkü kahveler lebalep AKP'li dolu. Yani öyle kendileri söylüyorlar zaten. Bizim aile orada oturuyorlar. İkincisi nargile. Şimdi bu nargile salonlarında oturanlar biliyorsunuz o böyle gazeteci kılıklılar da hep nargile böyle püfür. Nereden çıktı bu nargile? Arap hayranlığı. Hani Araplar yapıyor ya. Araplar da en hakiki Müslüman öyle. Öyle zannediyor benim halkım. Arapları Müslüman zannediyor. Araplar içiyorsa diyor, lan ben de diyor. Demek ki bunda kutsal bir şey var. hop 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 içiyorlar. <laughs> Fakat işte tek şansımız Tayyip Erdoğan'ın müthiş bir sigara düşmanı olması <laughs> nargilecileri mahvetti. Şimdi nargileciler ateş püskürüyor yani nargile içenler. Bak oylarını vermeyecekler. Bak onlar kızdım vermeyebilirler ha. Çünkü keyfini alıyorsun abi adam. Adam diyor ki benim keyfime şey yapma diyor filan. Neyse şimdi gelelim. Marmaris'te orman yangını çok fena. Arkadaşlar onda biri var mı bizde? Orman yangını, Marmaris yangını var mı? Evet. Bir çekelim de ondan sonra. <laughs> ben buradan bir tanesi söyleyeyim, hazır olunca söyleyin ya korkunç ya. Hem de Marmaris'in böyle çok yani o kadar yakınında şehrin yani. Her sene bu oluyor. Artık kasıtlı mı? Bu arada da uçaklar uçmuyor mesela. Çünkü bakan diyor ki uçurtmayacağım diyor. Yansın diyor. Ne yapayım? Kader. Kader. Tamam ha şu ha, bir şeye bir alırım. Bakın ya şu Marmaris'e bakın. Çok fena ya. Yani tatil yeri ayrı, memleketin en güzel köşelerinden biri, buradaki yeşillik, orman, çam. Bu çamlar da niye var onları da çok merak ederim abi. Bütün ormanlarımız çam. Bir kıvılcımla yanıyorlar be kardeşim ya. Valla bir de o da var yani. Ha bir işe de yaramıyor ha bu çam. Çıra işte o kadar. Çamdan bir şey yapılıyor mu, mobilya yapılıyor mu bilmiyorum. Fazla bir şey yapılmıyor değil mi? Çam ağacınla. Çünkü dayanıklı değil ki. Çıra. Kibriti çak, yak ormanı. Ama buralar hep çam. İşte arılar var. Onlar çam balı diyorlar. Güzel ama Marmaris, Marmaris çam balı. Değil mi? Evet. Şu hale bakar mısınız ya? Güzelim yerler gitti gitti ya gitti. Ha, burada uğraş dedin al şuraya bak. İnsanın yüreği sızıyor. Canlı çünkü yanan canlı. Ve orada pek çok hayvan da ölüyor. Şimdi kaçabilen hayvan var kaçamayan var. O bütün o böcekler toprak, iç, yüzeyde yaşayanlar, ağaçlarda yaşayanlar, minik minik hayvanlar, yani hepsi canlı. Hepsi cayır cayır yanıyor. Şuraya bakın. Bu ama bu başka bir şey. Bu tersane yangını bu. Şey değil. Yani Marmaris'te bir tersanede yangın bu. Orman yangını değil bu. Değil mi? Evet. Tersanede yangın çıkmış. Burada ağaç yanıyor. Evet, tamam. Teşekkürler. Şimdi gelelim. 10 cana 24 taksit demiş. Bu ne? 2011'de Van depreminde çöken ışık apartmanında 10 kişi öldü. Sorumlulara çıkan ceza ise 24 taksitte ödeme imkanıyla 46 bin lira ceza. Ne diyeyim abi işte. Efendim burada günün haberi çok güzel burada. Çok şükür değiştim diyor. Yani hamdolsun diyor. Hamdolsun değiştim. Kim diyor? Metin Feyzoğlu. Efendim 2014'te Erdoğan'la yaşadığı Danıştay krizi. Ardından CHP liderliğine oynuyor iddiası. Şimdilerde ise müstakbel AK Parti milletvekili yakıştırmaları. Buna genel başkanlık daha yakışır ama. TBB Başkanı Fevzioğlu'nun hepsini sorduk. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Fevzioğlu şöyle diyor. Bana diyorlar ki sen değiştin. Evet. Çok şükür değiştim. Ben devletimle kavga ettim. Devletim dedi Tayyip Erdoğan. Yani onunla kavga etmem. Çünkü kavga etti. daya yedi. ondan sonra diyor ki abi niye kavga edeyim ben? Salak mıyım diyor. Suyuna giderim. O da bana yolumu açar. Nitekim öyle oldu işte. Yani doğrusu o. Öyle yapıyorlar hep. Fakat sonu pek iyi olmayabilir yani bu durumların. Onun için şekerim. Biraz dikkatli ol yani. Bana tepki gösteren bazı yol arkadaşlarımla ilişkimi ki insan detoksu yaptım. Valla iyi olmuş ama yani detoks iyi olmuş. Yani. <laughs> Seni de detoks etmesinler sonra. Belirleyici yine matematik. 3 oturumdan oluşan 7 saat 15 dakikalık 2021 YKS maratonu YKS'nin tam açılımını söyleyin. YKS yüksek ne sınavı? Allah Allah. Neye? Ha yüksek öğretim kurumları sınavı. Güzel. Maratonu dün testlerle tamamlandı. AYT'de hadi buyurun bakalım. AYT <laughs> AYT'de 1.8 milyon aday. Neymiş? Alan yerleştirme. De 1 milyon 800 bin aday. 160. YDT'de herhalde o da <laughs> Ay bunları biliyorlar tabii. Bizim kız da o yaşa geldiğinde ben de bileceğim. <laughs> 140 bine yakın aday 80 soru yanıtladı. Öğrenciler her zamanki gibi sayısalın zor, sözelin nispeten daha kolay olduğu görüşünde. Nispeten. Neye nispeten? Matematik, fene göre. Neydi? Her zamanki sayısal ha. En zor test yine matematikti. Uzmanlar sınavın orta düzeyde zor olduğunu, matematiğin yine belirli olacağını. Valla bu böyle burun sorular zor filan diye ben huylanıyorum abi. Çünkü huylu oyundan vazgeçmez. Bunlar mutlaka soru moru gene vermişlerdir gibi geliyor bana. Yani çünkü var, fıtratında var ve şöyle de bir güvensizlik var. Yani bu işi en iyi yapan cemaate o zaman nasıl sahip çıkmışlardı? Ya hepimiz hain ilan edilmiştik ya. Huzur bozan namussuzlar, alçaklar, şerefsizler bize böyle söyleniyordu hep. Vay efendim ki hani devletin oh dekoru da parçalıyorduk ha. Devletin en tepesindekiler bile efendim kefiriz ya o adama diyorlardı. Ya biz bu kadar iyi yaptık falan. Sonra Allah affet. Allah Allah affetmez mi bunu? Çünkü siz milyonlarca gencin geleceğini yediniz. Yediniz bayağı yediniz ya. Orada hak görüyorlar çünkü. Abi ben buraya oturduysam yerim. Ben buraya yiyeyim diye geldim. Her şeyi yerim diyor. Hak da yerim. Hukuk da yerim. Yasa da yerim. Özgürlükleri yerim. Yerim de yerim. Neydi o bir film? Çık 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 var var yani böyle şeylerde. Oyunlarda. Yiye yiye gidiyor. Ha öyle. De bu da işte. Çocukların hakkı yandık. Hiç bak sorumlusu yok. Bir tane bir adam buldular işte. cemaatçi diye. O Kefil oldukları adamı hapse attılar. Şimdi o ev hapsinde bir neymiş öyle. O da çıktı. Mesela nasıl uyuyorlar? Ben olsam abi gece kabuslar basması lazım. Bu adamların herhalde şu anda yani benim tahminim eğer insan sıfatında iseler, öyle yaratılmış iseler bu soru çalıp da milyonlarca gencin geleceğini de mahvedenler eğer gerçekten Yüce Rabbim tarafından insan sıfatıyla yaratıldılarsa ki ben inanamıyorum şu anda hepsinin Psikiyatrlarda depresyon ilaçları alıyorlar. Böyle avuç avuç haplar alıp böyle kenara oturuyor olmadan. Çünkü insan sıfatıyla yaratılmış herkeste ahlak ve vicdan doğal olarak var. Ha bunları bazıları bir süre sonra köreliyor, meröliyor. Fakat bunlar da sıfır. Çünkü eğer siz binlerce, on binlerce, yüz binlerce öğrencinin geleceğini Hayallerini, rüyalarını çalarsanız insan olma sıfatınız yoktur. Sizi koruyanlar, kollayanlar aynı suçu işliyorlar aslında. Onun için ben şu anda da inanmıyorum. İki defa buraları zordu ha Onu dedim abi bitiyor. Bak o liselere geçiş sınavında bütün öğrenciyi döktüler abi. Tanıdığım herkes kan alıyor. Çocuklar perişan. Çünkü matematiği yapamadık diyorlar. Ve herkes, bütün veliler şu anda alıştırıldı. Arkadaş senin çocuğun kazanamadıysa e ama zaten Bak çocuk ağlıyordu. Biliyor çocuk. Ama var ya işte bak iyi çocuklar var. Ulan onlar iyi çocuklar mı acaba? Yoksa soruların cevapları verilen çocuklar mı? Böyle bir yarış yapıyorsan yani Hazreti Ömer adaletinden daha adaletli olmak zorundasın ki bunların fıtratında bu yok. Bendense sınavda kazanacak, işe de girecek, yükselecek, zengin olacak, pudra şekeri içecek, her şeyi yapacak abi. Bendense. Benden değilse vallahi abi ne yapayım Allah da onu öyle yaratmış işte. Benden yaratmadığına göre onun makbulü yok. Çok şükür değiştim, çok şükür değiştim. Hamdolsun, aferin sana. Bu zorba nasıl serbest kalır? Bak soru soruyorlar. Aa ne enteresan. Bakalım kimmiş? İstanbul Boğaz Engelliler Derneği lokal olarak kullandığı büfeye girerek oradaki engellileri sopayla döven iki saldırgandan Oğuzhan Ağa'yı mahkeme ev hapsi kararıyla sev. Abi adam AKP'lidir mutlaka. Başka türlü serbest niye kalsın ki? Bak bakın altına eğer değilse ben bir şey bilmiyorum abi. Teşkilattan biri değilse bu. Bakın yani şimdi bakın hatta bana arada atarsınız. Bakın Google'dan şimdi bana baktırtmayın. Abi artık alıştık. Adam gazeteci öldürüyordu ya dün. Aynı Amerika'daki gibi 22 yıl mahkum oldu biliyorsunuz. Aynı onun gibi gırtlağına dayamış böyle. Yalvarıyor diyor ki ölüyorum ya diyor boğuluyorum diyor. Bir tane polis müdürü kimse o. Tam fedaya ama böyle diyor ki abi ben diyor Süleyman'ın aslanıyım lan diyor. olmuş alın o tepe getirin Aa, hayretler içinde kaldım. Adam yukarıdan ses bombası var. Ya çocuk uyuyor diyor. Alın ona, Alın onu getirin buraya. Abi sen kimsin ya? Kimsin lan sen kimsin? Nesin sen? Emniyet müdürü yapmışlar seni. Fedaisin başka bir şey değilsin. Adam döversin işte. Tek anladığınız o. Alın onu. Yatırın onu. Dövün onu. Çekin lan bunu. Al telefonu. Kadının telefonunu almaya kalkıyor. Ne çekiyorsun diyor. Yasakmış ya. Oğlum onu başkası da çekiyor. Başedebilir baş edebilir misin? Kafa o kadar ilkel çünkü. Ama sonra ben bunları söyleyince geliyorsunuz ama bana. Ama Can Bey çok ayıp yani biz işte böyle değiliz de bilmem ne de. Ya bir de onlar var. Ne haber? Şimdi bu adam da gördüm. Abi bir nesil hani nasıl yapmışlar abi bir sokak kabadayısını almış. Polisime alın onu getirin buraya onu da yatırın dövün çat Ağzına vur iki tane alın şunun tübiyetlerini Getirin buraya Ver. Ya Böyle bir adam polis diyor polis ya Bu polis diyor, bu halkı korumaz kardeşim Korumaz Ama polisin başı bir tuhaf Oradan kaynaklanıyor işte. Tuhaf Ülke bir tuhaf Allah bilemiyorum Dur bakalım sabah şeysi ne yapmış Abi bunlar bak şimdi Dün Tayyip Erdoğan tabii ya Bir gün önce konuştu çok rahattılar en altta. Asrın açılışı falan. Şimdi dün Tayyip Erdoğan konuşmadı. Konuşmayınca e, ne yapacağız abi haber? Şimdi bak yaptıkları habere bak ya. Allah aşkınıza ya. Kaçak plaja tam kadrolu açılış. Diyor ki, Türkiye'nin dev projesi Kanal İstanbul'a <laughs> dev proje. Proje. Zihni sinir projesi. Biliyorsunuz değil mi? Gırgır. Gır. Ulan gırgır gır yok be. Gırgır gır dergisi ya. Yukarıda ortalığı be. Oğuz Aral. Hey. Oradaki bütün o yetenekli karikatüristler, mizahçılar hiçbir iktidar tanımaz. Kim olursa olsun fark etmiyor. Yani şimdikiler hep şey ya ben bunlar hep din düşmanı öyle falan. Yok. Ecevit iktidarda ona çakar. Demirel iktidarda ona çakar. Tansu iktidarda ona çakar. Ne bileyim işte bilmem ne koalisyonu. Yani ne için işi o? Hatayı göreceksin. Orada zihni sinir vardı. İşte böyle mesela Kanal İstanbul gibi proje yapar. Gülerdik o zaman. Mesela o zihnice "E benim Kanal İstanbul'u yapalım, Marmara'yla birleştirelim, oradan kayıklarımızı geçirelim falan." O falan gülerdik espri çünkü. Zihni sinir öyle buluyor. Yani şeyler buluyor. Mesela Rusya'dan şey alalım mesela onun projesi olabilirdi o. S4 alalım. alıp Amerika'yı korkutalım. Ha ha ha. Çok o çok sinir proje filan. Gülerdik. Var. Şimdi o da öyle yapmış. Kanal İstanbul diyor. Efendim temelin atıldığı saatte CHP'li yöneticiler de Çanakkale'deki kaçak sahil tesisinin açılışını yapıyormuş. Neymiş bakalım? Soyadını 1989'da değiştiren Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi İbrahim Özdemir, Ayvacık'ta orman idaresinden kiraladığı alanda ki eski binayı izinsiz yıkıp restoran inşaatına başladı. Sahili de doldurup iskele kurdu. Aferin ona. Kaçak yapı mühürlendi ancak Özdemir mühürü kurarak inşaatı bitirdi. Kaçak tesisle plajın açılış töreni CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Veli Ağbaba ve Seyit Torun ile iki CHP'li vekil dört ve dört CHP'li belediye başkanı katıldı. Şimdi külliyen yalan olduğu belli bir haber bu biliyor musunuz? Ben açık söyleyeyim. Çünkü niye biliyor musunuz? Yani kaçak, göçek bilmem bunu kimse yapmaz. Yapmaz. Niye yapsın ki deli mi? Haber olur. Yapmasa da oluyor ama işte. işin tuhaf tarafı o. Yani şurada ne olmuş olabilir? Burayı kiralamış. Nereden? Orman İdaresi. Orman İdaresi kimin? AKP'nin. Bir kere Orman İdaresi'nden kiraladıysa olay bitti oradan ya. Oradan kiraladıysa demek ki bir en yüksek paradan kiralamıştır. İki hile orada yapamaz orada. Çünkü canlı okurlar. Adam bilmiyor mu kime verdiğini? Olay <laughs> Yer fena değil. Bu şey otel değil ama değil mi? Bu günübirlik şey, plaj yapmış. Şimdi Cafer Mahiroğlu'nun kardeşi mi diyor? Kardeşi. Evet, olabilir. Belki de hiç yapmamak mı lazım? Nedir? Efendim 3 bin rakımda aşağı harekatı. işte AKP devletimiz, reisimiz öyle bir çalışıyor ki abi. Sason'daki zorlu aşılama çalışmasına tanıklık ediyor sabah bak. Sabahtaki fedakarlığa bak ya. Sason'a çıkıyor. 3000 metreye çıkıyor. Yani bu sabah müthiş bir gazete kardeşim ya. Tanıklık etmek için. Ha. Nasıl aşı yapıyorlar? Nasıl yapıyor? Buradaki gibi yapıyor. Oğlum Sason'da insanlar yaşıyor mu? Yaşıyor. Sason'da hastane ya da sağlık ocağı şu var mı? Var. E ne fark ediyor yani Sayit Çiftçi'deki hemşireyle Sason'daki hemşire arasında ne fark var? Orada da yapıyor ama sabah orada tanıklık yapıyor. Halbuki biraz aşağı yürüse sabahtan çıkıp orada sayı çiftçi hastanesi var. Gir oraya tanıklığın alası kapı lebalep kalabalık kuyruk var. Vallahi tanıklık yapacak ama 3000 metrede hangi 3000 metrede yaşayan yok? Oraya da çıkılması çok zor. İşte öyle anlatıyorlar ama. Ama helal olsun. Bu aptalca şeyleri çok iyi beceriyorlar. Akıl ve zeka pek olmuyor. Ha böyle işte aa 3000 metreye çıkmış. Çünkü insanlar öyle abi nasıl çıkmışlar? Oğlum yaşıyor orada yaşıyor. 3000 metrede yaşıyor. Sen Himalaya'lara git. 4000 metrede şehir var. Ne diyorsun sen? Dalaylamalar filan orada yaşıyor. Var yani böyle turuncu turuncu şeyleri var. daha orada. O filmlerde görüyorsunuz çık çık yapıyorlar. Yani oraya gidiyor. Biraz eğitim görüyor sonra dünyanın en müthiş savaşçısı oluyor. Ha işte onlar orada. Savaşçı hikayesi o hikaye de. <laughs> orada yani Sason'da, vay be, Sason'da iğne yapmışlar. Işık, hiiii! olsun ya, bu reis büyük adam ya, vallahi billahi abi ya. Sason'da ve Sabah Gazetesi de tanıklık yapıyor buna ya, çok güzel. Bak nasıl gururlandım ya, nasıl gururlandım şimdi. Ben bu hızla reklama giderim arkadaş ya. Hala bir reklam arası verelim ben de bir sakinleşeyim. <laughs> geleceğim, geleceğim. Evet, devam ediyoruz. Şimdi neler var? Biraz Tele1'in internet sitesine bakalım. Şimdi Tele1'in internet sitesinde ne var? <laughs> Birinci haber. Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan almıştı. Güneş Gazetesi sözünü tutmadı. Ne bu? Bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu'ndan 100 bin dolara aldığı Ataşehir'deki evi 250 bin dolara satıp gelirini şehit ailelerine bağışlayacağını açıklayan Güneş Gazetesi'nin bu sözünü 3 yıldır yerine getirmedi ortaya çıktı. Değer artsın diye bekliyorlardır. Ya da biri para kazanacaktır oradan. Tapu kayıtlarına göre tabii 250'ye de 300'e satacaklar. 250'nin 150'yi verecek. 50'yi de cebe atacaklar herhalde. Ha, yapar. Lan bunu aklına gelmediyse ben de olur. Ha, biz bunu 300'e satalım. 250'ye satmış gibi yaparız. Yüce Rabbim Allah'ım. Tapu kayıtlarına göre Güneş Gazetesi'ni bağlı bulduğu T. Medya AŞ, bu Zezdans'taki daireyi 3 yıldan uzun süredir elinde tutuyor. Şirket, <laughs> şirketin evi devraldığı tarihten kısa bir sözsun. art arda uygulamaya başlayan acil sistemlerde dikkat çekiyor diyor. Çok güzel ya. Şimdi evin değerinin 1 milyon dolar olduğunu iddia etmişti havuz gazeteleri. Saray gazetesi. Şimdi havuz ol. o zaman havuz deniyordu. Şimdi de saray gazeteleri efendim onun üzerine Kılıçdaroğlu evi 100 bin dolara satmaya hazır demiş. Güneş gazetesi 100 bin dolar hazır sözünü tut dedi. İlk defa böyle bir şey yaşadık. Hani vardır ya böyle. Tamam kardeşim 100 bin dolara satıyorum. Ar para dedi. Kılıçdaroğlu helal. Tamam dedi getir parayı. Verdi. Şimdi o zaman 380 bin lira ödeme yapmış. Şimdi bak düşün ya 100 bin dolar bugün 800 bin lira. Yani 100 bin dolara satsa bile acayip karlı. <laughs> yani evi gene 100 bin dolara satsa. Vay be. 250 bin diyor. 250'ye satsa kaç oluyor? 2 milyon lira. Nerede lan bu para? O ne ayıp. 250 bin dolara 300 geç satış yok. Evin satıldığı evin bağışlanma açıklaması bulunmuyor. Vay be. Abi fıtratında var bunların galiba. Vallahi bak. Yani hep dalga bey Yani ben oradan bak bunu mutlaka düşünmüşlerdir. Abi biz bunu şimdi 250 dedik. 250'ye satamıyorlar çünkü. Yani 100 bine aldı ama hani 120 bine anca satar. O ne yapıyor? Abi o kadar para verdik satmayalım bari. Kiraya verelim de biraz şey yapalım. Satamıyoruz. Şimdi de satamıyor. Ama 100 bine bile satsa zaten Ha, 380'den 800 bine bayağı para kazanıyor TL bazında. Ya kötü bir şey bu ya. Bu hakikaten bu sahtekar kafa iyi bir şey değil ya. Niye yapıyorlar acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Abi ara sıra salağa yatacaksın tabii yani. Acaba niye sat yapıyorlar bunu? Diyeceksin ki. Valla kusura bakmayın. Benim salaklığım yani o bakımdan. Hani Kusura bakmayın bu kadarını anlayabildim falan diyeceksin. <laughs> Allah'ım aklımı fikrimi koru. Bu bu ne? Atatürk Havalimanı'nda 4 milyar liralık zarar. Atatürk Havalimanı mı var ki zarar etsin? Ne zarar etmiş bu? CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Atatürk Havalimanı arasını ara hastanesi olarak 2 milyar TL'ye inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'ni meclis gündemine taşıdı. Lan o kadar hastaneyi nasıl götürdüler oraya? Tekerlekli şey. Hastanenin 2 milyar TL krediyle yaptığının, yapıldığını hatırlatan Emir. Pandemiden sona ermesiyle birlikte hastanenin atıl Yok abi orada eğer onlar bir numara yapmayacaksa pes. O hastane zaten pandemiye falan yapılmadı. Orada başka bir numara var. Burada belli başka bir numara var. Durup dururken öyle bir yere yani bak yani ya Atatürk Havalimanı'nın boş arazi çok pistleri parçaladılar. Yani biri dedi ki arkadaş bu pistleri ne şey, neden pistin olmasın senin? Niye ne olur ne olmaz abi? Uçak uçak kalkması gerekir. Pist olmasın. İki pist gitti. Bir tane çalışıyor. O da VIP benim uçağım inecek oraya. Başka uçak inmesin. Sade benim uçaklarım inebilir. <laughs> bir de kaçak uçaklar iniyor oraya. Hani kaçak göçek gelenler var ya. Çok güzel bir numara biliyor musunuz? Atatürk Havalimanı. Hiç üç tane görevli var. Her şey gayet gizli olabiliyor artık. Uçağı indirdim. Bak kontrolü kimde bilmiyoruz. Yani Kabil'i de almak istiyorlar mesela. Kabil. Kabil. Kabil havaalanında da benim olsun. Burası da benim olsun. Havaalanları benim olsun. Neden? Bilemiyorum. Vardır bir hikmeti. Sebebi hikmetini çözeriz belki ama yıllar içinde. Sedat Peker çözer bu işi. Olsa olsa ona havale edelim. Sedat Bey bilmem arz edebildim mi efendim? Bu havaalanları konusunda da bir fikriyatınız var mı acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Vardır mutlaka. Pada 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 tamam oldu. Onu anladık yani hava alanı zarar etmiş. <laughs> aşı karşıtı doktora soruşturma diyor. O kim? İstanbul Tabip Odası Üsküdar'da pandemi, plandemi büyük buluşması adıyla düzenlenen aşı karşıtı eylemde konuşan Bilgehan Bilgeci soruşturma açıldı. Demiş ki tıp fakültesi mezunu bazı şarlatanların da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü karşıtlığı yaymaya çalışıyor. Açıklamasını yapmış İstanbul Tabip Odası. Yani bu adama karşı. Efendim Üsküdar'da aşı karşıtı çevreler tarafından düzenlenen plandemi, pandemi plandemi yapıyor. Yani büyük buluşmasında halka aşı olmama çağrısı yapılırken aşı yapan hekimler Doktor Bilgehan Bilge'nin yargılanacaklar sözüyle hedef alınmıştı diyor. Adamın ne dediğini biliyor Niye karşı çıkıyorlar mesela? Vardır onların da. O da tıpçı. Yani dünyada mesela Almanya'da yavaş yürümesinin bir sebebi Alman halkının protesto etmesi. Sürat kargo ve sürat lojistik satışa çıkarıldı. Kaça acaba? Ha. <laughs> Tasarruf mevduatı sigorta fonu. Sürat kargo ve sürat lojistik 325 milyondan satışa çıkarıldı. Sürat kargo ve sürat lojistik satışa çıkarıldı. TMSF e aldığı satış kararı Resmi gazetede yayınlandı diyor. İhale gün, Abi ben size bir şey diyeyim. Bu sürat kargo 325 milyon meydan acaba? Çünkü sürat kargo bayağı şey. Cemaatçi miydi bunlar? Herhalde değil mi? TMSF'ye el koyduğuna göre cemaatçıdır bunlar. Oradan çarpılar. Şimdi bir tane bizden arkadaşlar birimizi alıyor. Şuna bir telefon edeyim. Lan bizim var mı çocuklar? Bende o kadar para kaldı mı? Efendim iş, iç işlerinden normalleşme genelgesi tamam okuduk. AKP seçimine gider mi diye soruyor Merdan Yanardağ. Gitmez. Ha Bülent Kılınç o insanlar olmasa oradan cesedim çıkardı diyor. Bülent Kılıç gazeteci hani şu yeri. Onun görüntüleri var mı arkadaşlar? Yani burada var da. Şu hale bak ya böyle rezalet olur mu ya? Yok. Niye yok? Benden isteseydiniz bende vardı. <laughs> Orada bir gazeteci öldürmeye çalışıyor. İnsanlar olmasa evet ama işte müdahale edenleri de o bir emniyet müdürü. Ay bak o adamın mutlaka hesabını soracaksınız. Yani Süleyman Soylu'nun bile hesap sorması lazım. Çünkü biliyorsun Süleyman Soylu'nun en hoşuna giden Vurduk, kırdık, ağızlarına ettik, mahvettik, kafayı çaktık, leşler ve Adam başka türlü konuşmuyor. Adamın duygu yok anladığım kadarıyla. Yani hiç iyi bir şey düşünmüyor. Hep öldürmekten, yok etmekten, kafasına vurmaktan, balyoz çakmaktan, çekiç vurmaktan başka bir şey vurmuyor. Bilmiyor. Hani demiyor ki şöyle bir sarılalım falan. O gidiyor dağda orada. Sencadeyi serdiğinde diyor. O kadar. O sırada ne düşündüğünü bile bilmiyoruz. Tuhaf. Ama onun bile buna müsaade etmemesi lazım. Vallahi. çok ayıp bir şey bu ya. Olacak şey değil. Şimdi... Burada, burada kılıç efendim. Şimdi bir enteresan bir olay oldu. Bu Oda TV'de bir haber çıktı. Kadem ve TRT'den şey yani şey, bir yurtta Kadem'in yurdundan silahlar çıktı falan diye. Fakat ya nasıl böyle bir tuzağa düşmüşler bunlar? Yani de ki silah çıktı abi. Böyle silahları sokağın ortasına yayıp da ta taşımazlar ki. Şu Oda TV'ye bir bakayım ya. Bu ne yapmışlar bunlar ya? Böyle bir enayilik bir şey yapmışlar yani. Oda TV. Evet. Oda TV yazdığınız zaman çıkmıyor biliyorsunuz. Oda 4 yazacaksınız. Bakayım bunlar koymuşlar bunu? Ha. Şimdi ne diyor? Bunlara ulaştı diyor. Bakayım görenler şok oldu falan. Yanıt bekleyen işte fotoğraflar. Fakat çok enteresan yani açıklama var. Oda TV bunları koymuyor. Ya bunlar diyor ki filmde kullanılan plastik tabancalar, tüfekler. Zaten yani fotoğrafları da böyle koymuş yerde yani hiç kimse silahı böyle taşır mı ya? Hani niye böyle bir tuzağa düştüler ki? Anlamadım yani. Tuhaf. C Caner Taşpınar diye biri yazıyor. Kadem Vakfı'na ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığı iddia edilen silahları fotoğrafını Oda TV ulaştı. Nasıl ulaşıyor? Oh. Nefes nefese kaldım ama ulaştım be yetiştik sonunda falan öyle mi bilmiyorum. Ada ama fotoğrafları askeri uzmanlara inceletti. Askeri uzmanlar fotoğraflarda görünen silahların G3 piyade tüfeği, M4 piyade tüfeği, A47, AK-47 Kalaşnikov saldırı tüfeği olduğunu belirtti. Gerçek olup olmadığı konusunda ise askeri uzmanlar bir silah ele alınmadan gerçek olup olmadığını falan görenler şok oldu. Abi ortada taşınır mı ya? Ben böyle böyle silah taşınmaz ki. Niye yapmışlar? Ben bunu anlamadım. Yanıt bekleyen sorular diyor. Bu silahlar gerçek mi? Silahlar kimin? Neden kadem bak? Ha, şimdi burada bir tek o var. TRT'nin dizi çek diyor. Niye kademin şeyinde? Bunları acaba korkutmak için mi kullanıyorlar? Yani filmde değil de korkutmak için mi yapıyorlar? Onu vallahi bilemiyorum yani. Olabilir yani. Neyse gelelim haberlere diğer. Ha bak burada var ama arkadaşlar ağzını açanı bak ses bombası. Bunları biz niye alamıyoruz? İşte burada var. Şeyin internet sitesinde bizim. Adam yukarıdan bağırıyor aşağıya. Tamam belli ama yani biraz şey. Alın lan al şunu diyor. Gel ayıdın alın. indirin onu. Bak polis müdürü. Her şeyde gözüküyor yani. Kim olduğu belli. Baba bak nasıl böyle görüyor musun? O polisler hepsi sokak kabadayısı gibi ha. Hepsi sivil. Nasıl kızıyorlar? Nasıl kızıyorlar? Abi sizi bu Süleyman Soylu nasıl yetiştirmiş böyle ya? Vallahi bravo. Bak bu da öyle. İşte burada da tam gözüküyor. Burada da seyredelim. Bak. Bu bir tane abi acayip elinde böyle telsiz gençten de böyle çok benziyor. Şeye de benziyor. Bir tane vardı ona çok benziyor. Gözlükler, gözlükler. Anladınız siz onu. Söylemeyeyim, hukuki sorun oluyor sonra. Vay be, bayanasın ya. Ha bak şimdi Erdoğan'ın koruma orası saraydan? Benim köşede yazdım bugün. <laughs> Çok komik ya. Şimdi CHP milletvekili soruyor. Diyor ki Erdoğan'ın ne kadar koruması var diyor. Ya bir saraydan cevap geliyor. Yeteri kadar. La oğlum yeteri kadarını soruyoruz zaten. O yeteri kadarı kayne kadar. Kayma kadar. Sorunu o zaten. Ne kadar koruyor? Yeteri kadar var. <laughs> yani adamın koruma ordusu başlıyor. Filme çekmeye başlıyorlar telefonla. Şarj bitiyor, arabalar bitmiyor. Ya. <laughs> git Allah git. Ne çok koruyor. Fakat anlayamadığım şu. Konvoyun başıyla sonu arasında iki kilometre var. La bir şey olsa bu iki kilometre geridekiler buna nasıl yetişecek? O arkadan koruma yapıyor. Yani vurulursak biz vurulalım abi. Yeter ki. Bir de çift araba geziyor biliyorsunuz değil mi? Yani Tayyip Erdoğan tek araba gezmiyor. O şeyden iki tane var. Zırhlı acayip 10 12 milyonluk arabadan. Ha şey mi? Hadi girelim o zaman. Şu polis polis dalgası var ya. Onu bir şey yapalım. Bak bir seyredin. Yani hak eden dehşet bir şey ya. İzleyelim. Lan bu daha vahşiymiş ya. Böyle şey olur mu ya? Aa. Hay bunlar mesela polis olduğu zaman yani bunu bu kadar söylüyorsa eylem de yapıyor. Yani çünkü şimdi bakın devlet görevi şudur. Devlet görevi karşınızdaki kişi sizinle siyasi olarak efendim ne bileyim cinsiyet olarak, cinsel tercih olarak efendim ne bileyim davranış olarak, karakter olarak tamamen zıt olabilir. Hiç haz etmediniz, nefret ettiniz olabilir. Ama işte devlet olma burada kendini gösterecek. Sen o kimliklerin hepsinden arınmak durumundasın. Şimdi sen yasaları yerine getirmiyorsun ki. Yani ya bu hakikaten böyle bir tuhaf ülke olduk ya biz. Tuhaf bir şey olduk. Ama Efendim 250 bin dolarlık büyük ayıp. O biraz önce söylediğim işte şey Güneş Gazetesi'nin yaptığı şey numara. Satamıyorlar. Satamayınca da o bari evi geri verim. Ama bak şimdi 380 bin liraya geri vermeleri lazım. Yani ver 800 bin lira al evini demeyecek. 380 bin lirayı ver. Abi kusura bakma biz bir nane yedik ama heh, olmadı. Hadi al evini geri demesi lazım. Doğrusu bu. Vallahi bu. Evi geri ver. En güzeli o. Bak ben buraya notumu alayım da. Evi geri ver. Kampanya. Açalım. Vallahi Güneş Gazetesi'ni şey yapın. Evi geri ver diye. Yarı fiyatına. Ama dolar bazında değil. TL bazında. 380 bölü 2. Ne oluyor? 300 olsa, 150, 40 daha, 190. 190 bin liraya geri ver abicim, O kadar. Efendim gelelim. <laughs> Bağışı da uçurmuş. 17-25 Aralık'ın adı gündemden düşmeyen Prag büyüke Ama abi bak şimdi ya. Ya bu Türkiye'nin müthiş bir olay. İşte bak bu muhalefetin aklını almadığı bir şey. Yani böyle bir olay olamaz mesela. Adı bu kadar skandala karışmış birinin Büyükelçi yapamazsın. Yani saraya danışman yaparsın bak. O ne bileyim işte bir şekilde görevine devamını sağlarsın. Gözden uzak. Ama büyük elçi yapmak ne demek biliyor musun? Abi ben size bir adam gönderiyorum ki alay yararlanın demek. İstediğinizi yapar demek bu. O yani başka bir şey yok. İki, bir adam gönderiyorum ki abi her şeyi istismar eder. Bu gönderdiğim adam bakaracı makaracı. Bu böyle sabah yataktan kalkar, Google'a girer, Kur'an-ı Kerim virgül ayet virgül Bakara virgül huzur yazar. Bakaranın içinde huzurla ilgili bir ayet varsa çıkar. Sallar onu. O gün rahat. Hayırlı cumalar der. O böyle bir adam ya. Ha böyle bir ama İstanbul sosyetesinin çok gözdesi biliyor musunuz? Güzel şarap içtiği için çok severler. Aydın Doğanlar mesela çok sever. Doğan grubu acayip severdi onu. Yere göğe sığdıramaz. Ay Egemen Bey gelmiş. Eşi de Vakko şeyi bir bürosu vardı. Vakko dükkanı ama eksekütüv dedikleri hani daha böyle hani falan. Onun için aman abi bayılır mı? Ay benim. <laughs> hani AKP ile değil. Onun için seviyoruz. Çok modern insan bu. Çikolatayı da çok sever maşallah. Çok sever ama bak hakikaten hakkıyla güzel çikolata yerdi adam. Böyle tepsi içinde lüp 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 yani ayıp bir şey değil. Ben de çok severim mesela. Çikolata güzel şey. Ama bu arkadaş çok güzel yer çikolatayı. Harika. Acaba Prag'da çikolata var mıdır? Prag'ın çikolatası meşhur mu arkadaşlar? Bilen var mı? Prag'da ne meşhur? Badem ezmesi mesela. Orada, belki de orada da badem ezmesine dadanmıştır. Olabilir. İncil'den atıyor mudur acaba bir şey ya? Ne onda mesela İncil'in böyle bir şey. Hani Matta, katta, satta. Allah atıyorum bir tane bütün Hristiyanlar beni çok seviyor. <laughs> yapar mı yapar abi ne olacak? İncil'den iki tane şey. Cüz bilmem kaç. Salla gitsin abi sabahları at telefondan. Şimdi bu ne yapmış? Efendim korkmaz sönmez neydi? Korkmaz baran baran sönmez baran korkmaz. Güzel. Sönmez baran korkmaz. Zın uçağına binmiş. E biner. Kiralamıştır. Bastırmıştır parayı. Koskoca İçişleri Bakanı bastırmamış mı parayı da binmemiş mi? Ha? Fakat çok güzel abi. Her şey elektronik. Arkadaşlar peçeteye yazar gibi gene fatura yazdılar. <laughs> Fakat şunu hesaplayamıyor. Çok abi bu millet yani bak dile düşmeyeceksin. Şimdi adam diyor ki evet bindim ne olacak? Faturasını da ödedim diyor. Göster diyorlar faturayı göster. Fatura şirket üzerine. E ne oluyor? E vergi kaçırmışsın. Verginden <laughs> kaçırmak için yapıyorsun diyor. Şirketi ödetiyor. Tabii şirket onları masraftan düşüyor ya. O bakımdan. Yani <laughs> abi tepe takla gitmeye başladığın zaman gidersin yani. <laughs> <laughs> Ay Allah'ım yarabbim ya. Bu da uçağa binmiş. Hepsi binmişler. Adam uçakta tavlamış hepsini belli. Efendim kapkara ha pardon kara para iddia edilen Bunlara da bayılıyorum abi. Kara para akladığı iddia edilen. Sezgin Baran korkmasın. Lüks uçağını kullanmayan kalkmamış. Peki bu lüks kelimesi ne işe yarıyor abi burada? Affedersiniz. Kaldırın bunu. Uçağın. Yani lüks olmayan ne uçağı var? Uçak lüks zaten. Yani bu yolcu uçakları lüks. Hani amatörce uçak kullananlar var. Ne diyor? Başım üstüne. Onlar başım üstüne. <laughs> Bunlar abi yani uçak işte. <laughs> Bunların hepsi lüks zaten. O pırpır pır uçaklar var. Hani de şeyde, eğitim uçakları var. Ne bileyim işte amatör uçucular var. Onlar mesela biz de bindik gittik. Ne bileyim Korhan Abaydı, Çok güzel pilot. Ya işe bak ya. Güler Sabancı ben. Nejo Neco ve Korhan Abay. Bozcu adaya uçtuk kardeşim ya. İşte bir dört kişi. Tek pervaneli uçak. Türkiye'nin en zengin kadını. O sıralar en ünlü sanatçılarından biri. Ben Deniz'de yeni yeni gazete yöneticisi olarak tanınan, henüz yazarlık yapmayan ve gene sanat dünyasının çok bilinen ismi Korhan Abay uçak kullanıyor. Tek motor. Buradan kalkıyoruz abi Bozcaada'ya gidiyoruz ama 20 uçak. Bütün amatör uçucular. Oraya iniyoruz, orada yemekler yeniyor, sonra tekrar biniyoruz, geliyoruz. Uçak var diyor. Kule diyor ki üstünüzde uçak var diyor. Üstümüzdeki uçak 747. Boeing. Oh, çift katlı. Biz uçağı arıyoruz. kadar yok ki. Herkes camdan bakıyor böyle yukarı. Uçağı. Aa şurada şurada. Hop onun altına. <laughs> Lan bizi anaporuna bir alsa var ya. <laughs> parçamız kalmaz. Neyse sonuçta kule dedi ki hızlı bir iniş yapın dedi. Biz böyle yandan geldik indik çünkü fırtına geliyor. Hava simsiyah. Ya sinek gibi yapışacağız bir yere. <laughs> Ama ya bir cesarete bak yaptık ya. Ha ben yaptım da Güler Sabancı nasıl yaptı? Hani yani biz gittiğimiz zaman üç kuruş paramızla gideceğiz. Yani kadının milyar doları var. Ama işte gençken oluyor bunlar ya. Yani bahsettiğim olay abi söyleme sahiptir galiba 90 filan. Yani 30 sene önce vay be. 30 yaşındaymışız be ne güzel. Vaa, ya ne günler vallahi çok Bak ah işte böyle o uçak. Şimdi gelelim lüks. Bunun dışındaki jet dediğin zaman private jet dedikleri uçağı hepsi lüks zaten. Ayrıca yani koskoca Egemen Bağış beyefendi hazretlerine yakışır mı daha altı? Tabii ki ona bilecek Türk Yolları uçak bilecek orada vatandaş oturmuş bilmem ne yapmış buradan şey yapacak bilmem gidiyor lüks diyor ki Baran bey efendim size yakışır mı? Nereye arz etmiştiniz şu tarafa çek yavrum bakanımızı götür getir. Gelirken ikide bir akap getir bize. Allah'ım gitmiş. Mehmet Ağar binmiş uçağa. Başkan Aaaa. bu isimlerin günlüğü 15 bin avro olan uçağın parasını ödeyip ödemedikleri günlüğü 15 bin avro mu? Abi böyle bak şimdi bunlar da Tuncay Molla Bey'in Bunlar günlük kiralanmaz. Saatliktir. Uçuş saatine göre kira alır. Saati 4 bin dolar. Mesela. Ankara'ya gider gelirsen 8 bin dolar para ödersin. Bir saat gidiş bir saat geliş. Artı havaalanı parası artı KDV ama masraflı yani. Ama 8 kişi uçarsan 12 kişilik uçaklar var. Öyle uçarsan öyle çok da pahalıya gelmiyor. Yani mesela şirketin bütün müdürlerini topladın. Bir kere de giderim diyorsun. Türk Hava Yolları ile uçacağına böyle gidiyorsun. Farkı ne? İcabında prono içebiliyorsun. <laughs> yani öyle bir şey var. Bir de mesela şimdi içki kaldırmışlar biliyor musunuz Türk Hava Yolları'ndan? Tamamen. Uzun uçuşlar hariç business'ta da içki yok. Eskiden business'ta içki vardı. Ya Yasak abi. Burası Müslüman ülke diyor herif. Lan Saudi'ye de yok be. Ama var. Bizde var. Bizde öyle. Geçelim. Aa Baykal Karaca iddiaları demiş burada. Çete lideri Sedat Peker Cumhurbaşkanı Ekonomi Politikalar Kurulu üyesi ve AK Parti pardon AKP böyle yazmış çünkü. AK Parti yazanları AK Parti diye okuyorum. Öyle bir saat sahtekarlık yapmıyorum. AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca ile eski CHP lideri Baykal'ın kaset olayından sonra yaşananlara ilişkin iddialarda bulundu. Sosyal medyada CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın istifa etmesi için çağrılar. Bir tek bu gazetede var bu iddialar. Ben de girmem abi bana ne? Girmemiş kimse. Başka yerlerde anlatırız. Efendim Türkiye'nin güvenliği risk altında diyor emekli amiral Türker Ertürk. NATO yığına Karadeniz'de tansiyonu yükseltti. Eski Karadeniz Bölge Komutanı emekli amiral Türker Ertürk bugün başlayacak deniz meltemi tatbikatı konusunda uyardı. Diyor ki 40'a yakın harp gemisi bir o kadar savaş uçağı 5 bin civarında asker katılıyor. Rusya rahatsız. Sıcak çatışma beklemiyorum ama gerginlik olabilir. Türkiye Rusya'yı tahrik etmemeli. Rusya ile cepheleşmeye başlayınca Birleşmiş Milletler'deki suç dosyalarını ortaya çıkaracak. kavgada söylenmez bu laflar paşam. Hangi suçtur? Ne demek istiyorsunuz yani? Nedir? Ne suç dosyası? Söyleyince casus diyecekler. Söylemiyoruz onun için. İktidar ömrünü uzatmak ve destek almak adına ya adına diye bir şey olmaz burada. Türkiye'nin güvenliğinden vazgeçiyor. Hiçbir zaman zaten Türkiye'nin güvenliği düşünülmedi ki. Ulan savaş sanayine girdik. Adamlar savunmadan çok. Aa, abi şu kadar drone sattık. Aferin Bravo. size. Bravo. Bu iktidar 19 yıldır örneğin Suriye'de, Irak'ta hesap verilemez çok iş yaptı. <laughs> Sadece orada olsa. Türkiye'ye yapabileceği en iyi hizmet ülke adil ve dürüst bir seçime taşımak. Mümkün değil. Kimse adil ve dürüst bir seçim beklemesin arkadaş. İşte buna hazırlıklı olmak lazım. Yoksa hani böyle Efendim seçim günü geldi. 2023 geldi mesela. Şöyle bir hayal kuranlar varsa ben şimdiden ona bir limon sıkayım. Hani diyorsunuz ya efendim erken seçim olmaz, baskın seçim olmaz, olmaz bu olmaz. Ne oluyor? Efendim 2023 yılı Haziran ayı geliyor ve bizler seçim sandığına gidiyoruz. Lay lay rom. Adaylarımız şunlar olacak. Bunlar böyle. Yok öyle bir şey. Bak söyleyeyim size. Yok öyle bir şey. Orada bir adil seçim, hakiki seçim, doğru dürüst seçim bekleyen varsa yanarsınız. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmayacak. Adam oradan gidemez. Bu iktidar oradan gidemez. AKP'lilerin umurunda değil. Yani milletvekili olanlar var ya onlar yok zaten. Burada önemli olan saray ve sarayın atadığı ordu. Bir ordu insan. Hepsi Türkiye'nin en kritik noktalarına yerleşmiş. Her numarayı yapabilecek çap ve ev safta. Yüksek seçim kurulu. Tam seçim sayılırken seçim sayım böyle olacak dedi. Ne yapacaksın abi? Hiçbir şey yapamazsınız. Onun için diyorum seçimden önce ne yapacaksanız yapın. Eğer gerçekten iş 2023'te seçimlere kalacaksa orada biraz sorun çıkabilir gibi geliyor bana. İnanın. Gidemez abi seçime. Gidemez. Neden? Bilmiyorum. Siz şey yapın. Ben söyleyince tuhaf oluyor. Ama gidemez. Seçime gidemez. Tek şey var işte. Ya bu ara seçim numarasıyla meclisteki sayısal durumunu 400'lere taşıyıp bir anayasa değişikliği ömür boyu başkan ya da bir punduna getirip kaos maos işte her tarafta bir takım acayip acayip işler yapıyorlar. Bir kaos yaratıp o hal ilan edip baskın seçim kazandım gene bitti. O onun için çok uyanık olmak gerekiyor. Demeç muhalefeti olmaz artık. Hakiki eylem yapacaksınız. Eylem sokak eylemi değil söylüyorum. Her alanda sıkıştıracaksın kardeşim. Ve korkuyorlar bakın ben size söyleyeyim. Korkuyorlar. Neden? Biraz daha yürüsünler bak. Şu Tayyip Erdoğan şeyinden, fobisinden mi denir ona? Vazgeçsin. Bırak abi Tayyip Erdoğan işte tam söke söke demiş. İstediğimizi söyleyelim. Ama esas hedef o değil. İşte bak bu işi az önce seyrettiğiniz polis. Yüksek Seçim Kurulu, Yargı, Yargıtay, Danıştay, Anayasa Mahkemesi, Ordu, Milli Savunma Bakanı, Bakanlar, Bakan Yardımcıları, Bürokratlar, onlar yaptıkları her hatayı üzerine üzerine gideceksiniz kardeşim. Devletin devlet olmasını sağlamak zorundayız hep birlikte. Beni hiç ilgilendirmiyor abi. Devletin şu katında AKP'im var, MHP'im var. Yo aradan CHP'nin mi sızmış? Hiç ilgilendirmiyor. Bütün mesele devlet gibi davranacaksın. Bu rozet çıkarma değil. Adil davranma. Mecbursun sen olsun. Ben kimin kim olduğunu biliyorum kardeşim. Bütün mesele o siyasi, o efendim inanç sistemini, o yaşam biçimi anlayışını doğrusu budur dayatmayacak. Devlet devlet bu işte. O halde biz herkesin böyle davranmasını sağlamak zorundayız. Geri kalanı ilgilendirmiyor. Evinde nasıl yaşarsa yaşar. Kafası ne kafası olursa olsun. Ama şu anda ilkel bir zihniyet hepimize dayatılıyor. Ve bu zihniyet aklınıza gelebilecek en kötü işleri yapabilecek tıynette. Bu kafa. İsim yok bak burada. Bu kafa yapar. Neden? Çünkü kaybettiği an hepsi birden gidiyor. Onun için bırakın baştan kendilerini kurtarsınlar. Kaçan kaçsın, kaçan kaçsın. Bak kaçacaklar. Bak size ne diyorum? Emniyet müdürleri arıyor. Arıyor. Bahane buluyorlar, yanıma geliyorlar. Can Bey biz aslında şeyde filanda da fa falan, sade bana değil. Mutlaka. Niye? Ben tek başıma bir şey değilim. Ama başlıyor bakın. Onun için muhalefet partilerini ısrarla uyarmak istiyorum. Yürüyün. Yürüyün. Buradan yürüyün. Bırak Tayyip Erdoğan'a eleştirmeyi. Tayyip Erdoğan kendi ayağına sıkıyor zaten. Aşık Veysel'e dağları deldiriyor. Boğaz'dan 24 bin gemi geçerken onu yapıyor 78 bin. Ne olacak? Fazıl Üstü Dağlarca'yı Hüseyin Rahmi Gürpınar yapı veriyor falan. Yani geç bunları. O yapıyor. O ne bileyim işte İstanbul Sözleşmesi'ni iptal ettim diyor. O gidiyor NATO'yu savunuyor. Biden'ın karşısında eğiliyor, bükülüyor filan. Bırak. Yanına bak. Çünkü orada esas sorun orada. Çünkü onun adına iş yapıyorlar. O gördüğünüz polis, Tayyip Erdoğan'ın fedaisi olarak orada. Ondan alıyor gücü. Oradan güç alamayacağını öğretmeniz gerekiyor ona işte. Devlet olacaksın. Keyfe göre olmayacak. Bu kadar. Söke söke alamazlar diyor Erdoğan'ın. AKP sonrası Kanal İstanbul'la olan ilişkin tahkim açıklamasına hukukçu bakışı. Erdoğan'ın Kanal İstanbul ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız diye muhalefete verdiği uluslararası tahkim yanıtı tartışma yarattı. Adalet ilkelerine dikkat çeken Profesör Mehmet Köksal sözleşmelere müdahale edilebilir Hukukçu Turgut Kazan ise Cumhurbaşkanı söke söke alınır diyorsa alınan miktardan soyulumlu sayılması gündeme gelir. Ülkenin değil karşı tarafın yararına. Ha, bakın esas konuşulması gereken bu. Alırlar almazlar beni hiç ilgilendirmiyor. Bir, bu kadar argo bir kelimeyi, argo tanımı çünkü bunun çağrışımı farklı biliyorsunuz. Başka bir şey çağrıştırıyor. O, odur yani. Öyle söylenir. E bu olmaz. Bir cumhurbaşkanı sıfatıyla görev yapan bir kişi böyle konuşamaz. Üstelik de bunu hani böyle bir özel toplantıda filan da değil. En önem verdiği, asrın dediği, bütün dünyanın parmak sırdığı falan zannettiği projenin açılışın şeyinde kendince temel atma töreni. O temel atma da bir tuhaf tabii yani. Köprü tünel şeyi o. O köprü Kanal İstanbul olmasa da yapılacak zaten. Ha Kanal İstanbul yapılırsa onun içinde bir parça olacak mı? Evet olabilir bilmiyorum. Ama zaten yapılacak çünkü şeyin bağlantı yolu. Tem, şey, kuzey otoyolu. Onun için yani sembolik olarak diyebilir, doğrudur. Eğer bunu hakikaten yapabilecekse ki mümkün değil. Bak söylüyorum size. Ama ne yapacaklar? Görün yazın bir kenara. Burada o sattıkları arazilerin tabii paraları aldılar. Abi ne yapacaksın yani şimdi? millete o kadar para geri ödenmez. Ha o zaman burayı hoş bir yaşam alanı haline çevirebilirler. Bak o olur. Çünkü sazlı dere'den girdiğin zaman nehre denize açılmazsın. Oradan itibaren zaten doğal akarsular var. Arada doğal göletler var. E, Küçük çekmece gölü var. Buraları alırsın gayet güzel yapılır etrafı düzenlenir. Efendim ultra lüks villalar yapılır. Yalı daireleri yapılır hani Boğaz'daki gibi filan böyle hemen önünden çekiyor. Ve burayı gemi trafiği falan zaten olmayacak o zaman. Burada böyle su sporları, güzel yelkenler, küçük su şeyleri, kayaklar, şunlar bunlar su sporlarının yapıldığı bir alan haline gelir. Dubai filan öyle. içinden neyi akıyor şehrin mesela. Öyle yapmışlar yani bütün şeyi. Delta'yı kullanmışlar. Yani böyle yapılabilir ancak. Ama kanal mümkün değil ya. Ya bir kere herkes biliyor kardeşim Karadeniz acayip dalgalı bir deniz. Ve dibi kum. Kanalın ağzı açtığın an kanalın içi kum dolacak zaten ya. ya. bütün kum orası ya. Dalga getirecek her seferinde nasıl E ben biz ona et, sen karışma. Mesela öyle dedi ya. Sorulacak olanlara sorduk sana mı soracağız dedi mesela. Şimdi kimlere sormuş abi? Bir tane bilim insanı yok. Ya varsa da dandik bilim insanıdır. Olamaz ki çünkü. Yani bu projeye onay veren bir adam bilim insanı olamaz. O kadın ya da erkek bilmiyorum. Olamaz yani. Yapın efendim çok güzel. Olmaz. Ancak bunun böyle olmasını istiyor reisimiz. E o zaman biz de öyle rapor veririz diyen yapar. Başkası yapamaz zaten. Yok. Söke söke alırız. Alamaz. Alacaksan abi al işte. F-35'lerin parasını al söke söke. Alsana. Ayrıca çok güzel bir şey daha çıkıyor burada. Bakınız bunu daha henüz görmedim gazetelerde. Sosyal medyada var mı bilmiyorum. Eğer var ise ve burada ben kendi malımmış gibi kullanıyorsam özür dilerim. Olabilir çünkü. Akıl akıldan üstündür. Biz de dahi değiliz. Efendim söke söke alırlar dediğiniz an kendinizi ayrı tutuyorsunuz. Yani ben yokum. Siz gerçekten iktidara geliyorsunuz. Ama bilin ki söke söke alırlar diyor. Ha, al sana moral muhalefete. Adam gideceğini anlamış. Onun için diyor ki bak diyor ben bunu yapacağım diyor ama diyor söke söke alırlar ha sizden. Yani bir yanlış yapmayın diyor. Devam ettirin diyor. Yaptık bir iş. Bari çoluk çocuk ekmeğini yesin buradan diyor. Galiba benim anladığım. Çünkü yani sen ne diyorsun ya? Yani ne karışıyorsun? Sanki iktidara gelecekmişin de ödemeyecekmişin demiyor bak. Şimdi normal kafa onu der. Oo sen önce iktidara gel de ondan sonra bakarız. Panik halinde. Söke söke alırlar diyor. Çünkü buradan alamazlar bana gelecekler diyor. <laughs> Usta biz sana verdik parayı bunlara vermedik ki. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Efendim Sözcü gazetesi göz göre göre kaçtılar demiş. Örgüt üyeliğinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlara karıştılar. İnsanların canını yaktıktan sonra firar eden isimlerin geride sadece havaalanlarında çekilen görüntüleri kaldı. Üstelik haklarında arama ve kırmızı bülten varken hala yakalanamıyorlar. Bak şimdi Amerika, hani eşitiz, eşitiz ya, süper güçüz ya bizde. gülmeyin. Ne, ben gülüyor muyum? süper güçsüz ya. Amerika ile eşit. Şimdi bu Amerika Avusturya'ya telefon etti. Usta dedi. Sizin orada bir adam var. Sezgin Baran diye bir adam. Ha, biz onu istiyoruz. Ayıp ediyorsun abi. Aldılar içeri. Sen daha bir tane FETÖ'cüyü alamadın. Bir yapıyorsun gidiyorsun abi. Yok Kenya'da operasyon yaptık. MİT. Acayip abi. Yapsana lan Almanya'da operasyon hadi. MİT'miş. Allah'ım yarabbim. Kazakistan'da operasyon yaptılar. Hala elçilikte saklanıyorlar biliyorsunuz değil mi? Kazakistan'dan bir öğretmen aldılar. FETÖ'cü diye. Fakat millet uyandı. Elçiliğin etrafını sardılar. Da bunları söyleyemiyoruz. Bunlar çünkü vatan hainliğine giriyor. Bu kadarını söylüyoruz. Yani casusluk oluyor ya. Hala oradalar. <laughs> Adamlar hiç çıkamaz dedi. Yani aldıysan da dedi çıkamaz. Çıkamıyor. çünkü mit. Yap abi. Avusturya'da operasyon yap. Bak orada. Git yap lan operasyonu. Faret neydi adamın adı? MİT Müsteşarı'nın adı neydi ya? Fahrettin Fidan mı? Hakan Fidan mı? Hah, Hakan Bey, aç canım. Öyle ya Kenya'da operasyon yaptık, yok Sırbistan neydi? Arnavutluk'ta operasyon yaptık falan. Orada adamlar zaten kendi dertlerine düşmüşler. Oradan yaparsın. Yapsın abi Almanya'da. Allah lan Zekeriya Öz'ü getir hadi. Fethullah Gülen'i alın Amerika. Eşit devlet değil miyiz abi? O gelip burada operasyon yapıyor da almadılar mı şeyi? Neydi o adamın adı? Rıza Zarrab. Paranız yok mu? Gidin anlaşın. Alın abi. Zekeriya Özcü bastırın parayı birine. Alın gelin hadi. Kansızı alın. Neydi o? Bir cihan kansız mı? Biri daha vardı. Ya. Hadi. Ne bakıyorsun? Hadi kalksana. Yürü. Allah Allah. MİT operasyon yapacakmış da. Eşitiz. Git al. Bir tane yakala. Bir tane bir tane. Anca işte öyle. Azerbaycan'da yaparsın. Falan filan. O kadar. Kimler mesela gitmişler. Tarih 10 Ağustos 2015. Vay be. Darbe dalgası ne zamandı? 17 Ağustos muydu? 15 Temmuz muydu? Ha 15 Temmuz'dan sonra değil mi? Ağustos Temmuz'dan sonra geliyor değil mi Ağustos? Öyle olması lazım. Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz İnanmayın, inanmayın. Şaka yaptım. Efendim 10 Ağustos'ta tabii Bak darbeden sonra adama hiç dokunmamışlar bile. Ergenekon Kupası Savcısı Zekeriya Öz 17 Aralık 2013'te soruşturma sırasında İstanbul Başv Başsavcı Vekiliydi. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasından saatler önce Artvin'deki Sarp Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkıyor. Şimdi Zekeriya Öz'e kim haber verdi? Kim haber vermiş olabilir acaba? Şimdi e, operasyon kararını herhalde cemaat ya da cemaatin ajanlarıyla birlikte almadılar. Bizzat hükümetimizin Adalet Bakanlığı'nın o günkü yetkilileri, önemli kişiler, kendilerinden asla FETÖ'cü olarak şüphelenmeyeceğimiz isimler bu kararı aldılar değil mi? Çünkü öbür türlü aptal olmaları lazım. Ajan olabilecek ya da cemaatçi olduğunu bildikleri adamın önünde Zekeriya Özü alıyoruz yarım saat sonra demezler. O halde haber veren de onlar. Kararı aldık kaç? Çünkü neden? Aynısını şu anda yaşamıyor muyuz? Sezgin Baran korkmaz. Önce çağrılıyor. Cık. Yallah kaç yoksa bak sen kaç ben seni yakal ah yapayım. Ah yaptılar. Ama burada da yaptılar. 2. Tarih 10 Ağustos 2015. O savcıda aynı yol vardı kaçıyor. 17 Aralık 2023 13'te AKP'li bazı bakanlara yönelik rüşvet soruşturmasını yürüten eski savcı Celal Kara o dönemki HSYK tarafından görevden alınmış arama kararı çıkarılmıştı. Kara bunu önceden alıp sınırdan kaçtı. Kim haber vermiş olabilir? Örnek burada. 3. Tarih 29 Mart 2018. Tosuncuk Mehmet kaçtı. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın sanal bir oyun üzerinden Çiftlik hayvanı satarak vurgun yaptı. Yaklaşık 1 milyar lirayla ortadan kayboldu. İstanbul'daki Sabiha Gökçen havaalanından kaçtı. Kırmızı bültenle aranıyor. Kim haber vermiş olabilir? O olan AKP'li bir olan biliyorsunuz. Zaten o açılışında falan bütün AKP'lerle duruyorlar. Kurdele, murdele falan falan. Kim haber vermiş olabilir acaba? Fitullahçılar olabilir mi? Hayır. Onlar bitmişti. Kim haber vermiş olabilir? Çocuk geliyoruz. Sen şimdi paraları şuraya bırak bizimkileri. Salla gitsin. 4. 5 Aralık 2020. S. Baran Korkmaz kaçtı. Siyasiler, gazetecilerle karanlık ilişkileri yüzünden adı sıkça anılan SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz, kara paradan soruşturulurken hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı, o da ülkeyi terk etti. Halen aranıyor. Dünyanın mesela en komik olaylarından biri bu. Adama almışsın sen. Amerika istedi diye, Amerika'nın talimatıyla, oradan gelen direktiflerle, emirle biz öyle şeyleri kabul etmeyiz biliyoruz. Tutuklanıyor. Sonra abi diyor o kadar para verdik. Ayıp olmuyor mu diyor. Lan hakikaten diyorlar. Birdenbire tahliye kararı geliyor. Şimdi tahliye kararı herkese verilebilir. Yani alacağı ceza şu kadar adamı boşu boşuna yatırmayalım. Fakat bu türlerde mesela yurt dışı sağ konusu yurt dışı yasağı koymuşlar. Sonra biri demiş ki ya ayıp oluyor çocuğa demişler. ayıp oluyor. Niye? Ya onca ekmeğini yedik ben. Oteline gittik, yattık, kaptık. Orada otelde nendenceler yediler. O taraflarını bilemiyoruz. Özel hayattır diyoruz. Kaldıralım bunun pasaportu. Ayıptır yani. Pasaportu bir yere gideceği yok. Yani bir şeye gitmez. Merak etmeyin. Ama hani yanında dursun adamın hani ara sıra bak benim pasaportuma el konmadı falan diye gösteriyor kırmızı kırmızı böyle. Vın. Zaten çağırıyor. Gel 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 Pasaportun yanında değil mi oğlum? Hadi vınla oğlum vınla bak yakal. Adamı önce gönderiyorlar sonra yoldan çağırıyorlar biliyorsunuz ikinci. Ha, hala yalanlamadılar vallahi biz de öyle anlatıyoruz ne yapayım. Ve 5. Tarih 20 Nisan 2021. Karaparacı Fatih kaçtı. Kripto para borsası TODEX'i kuran Faruk Fethi Özer. Yüz binlerce kişiyi dolandırarak ülkeyi terk etti. 2 milyar dolar vurgun yaptığı belirtildi. Geride yurt dışına kaçtığı bu görüntüsü kaldı. Kırmızı bültenle aranıyor yakalanma. Ya bak bir ara mesela dalgamı geçmiştim ve demiştim ki böyle bir şey olmayacak. Hatırlayın ben de hatırlayamıyorum tarihi. Siz belki bulursunuz. Dedim ki bu ne iş ya? Arnavutluk'ta 48 saat geliyor sabah şeysi falan haberler yapmıştı. TRT. Eli kulağında yakalandı yakalandı. Gitti ekip falan gitti ekip Köz Kös döndüler. Yani büyük kahraman polisler ya. Mit falan böyle biz. Acayip biz abi. Dünyada bizden iyi istihbarat teşkilatı yok. Çık lan buradan dediler. Lan manyak mısın lan buraya ne geldin? Burası da ülke dediler. Makadonya'da da. de. Orada bile yaptırmadılar. Arnavutluk mu? Orada. Hop dedi ya bir dakika ya. Ne oluyoruz? Adam hala orada mı değil mi bilmiyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka bağlantısı var. 2 milyar dolarla o kadar genç adamı salmazlar kardeşim. Bak söyleyeyim size. Kimse salmaz. O para birileri de herhalde. O kim? Çıkar. Sedat abi anlatacak onları. Değil mi? <laughs> Saygılar efendim. E ben de böyle yapayım bari. Efendim halkın ibadet yerleri ve yeşil alanları bir bir yok ediliyor. AKP'li belediye lüks konut yapmak için 70 yıllık camiyi yıkıyor. Şimdi onlara başka bir yerde cami yaptırıyordur o. 70 yıllık cami. Bir şey değil. Eskimiştir o. Öyle yıkıyorlardır zaten. AKP yıkınca oluyor abi. AKP dışında biri yıkarsa hadise. O yıkıyorsa mutlaka vardır orada dini bütün böyle camiye falan işte verenler oturacaktır onun içindir yani. Mübarek kişiler geliyordur yani. Ya yani cami kadar mübarek olacaktır o site merak etmeyin. Yeni bir şey var mı? Geliyorum tekrar buraya şimdi buradan. Hayır burada yok. Ay ay. Bir dakika. Bu ne ya? Efendim bir dakika şimdi sizler için. Hmm, enteresan. Güzel. Güzel. İyi gidiyor. Evet, gelelim. 330 milyon dolar kredi Erdoğan'ın imzasını bekliyor. İzmir Belediyesi hasarlı binalar için kredi buldu ama onu bekliyormuş. CHP milletvekili Ali Öztunç Of 45 olmuş. Ki kredinin gelmesi için Cumhurbaşkanı imzası gerekiyor ama onay çıkmıyor. İzmir cezalanın. Abi İzmir kime oy verdi? AKP'ye verdim, vermedi. Ne konuşuyorsunuz o zaman? Krediyle yapmayın abi siz de. Para toplayın, imece usulü. Krediler Tayyip Erdoğan'a gidecek. O kadar. O imzalayacak. alamaz. Haklı. Koskoca İzmir. Aferin. Gittiniz CHP'ye oy verdiniz. Eee düşünecektiniz bunu. Değil mi canlarım benim? Ver AKP oyunu rahatla. Ver rahatla. Bitti. Bu kadar basit. Ama şimdi beklersiniz 330 milyon kredi. Deprem olunca da yıkılır. O zaman ah ah biz ne yaptık dersiniz. Değil mi? Ya hayat acı. AKP'ye oy vermezsen hayat hakkı yok. 128 milyar dolar balon olup uçtu. Ha 128 milyar dolar. Ha balona takmışlar. <laughs> CHP iktidarının açıklayamadığı CHP virgül iktidarını açıklayamadığı Merkez Bankası'nın kayıp 128 milyar dolarlık rezervinin peşini bırakmıyor. CHP'de gençler bu kez Antalya'da 128 milyar dolar nerede balonu uçurdu? vatandaşlar istedi. Evet çok güzel bak tatil yerinde filan uçur abi paraşüt gibi var yani ya motoru takıyorsun pır bu tarafa geçeceksin pır bu tarafa geçeceksin balon uçacak millet sanayide aa 100 hakikat ya 128 milyar dolar nerede? Hanem sende mi? Yok yok bende değil harcadım. Hepimize gitti o para. Merak etmeyin yani. Arkadaşlar harcadılar harcadılar böyle yaydılar. E bugün pazartesi mi? Ha evet pazartesi. Hayır Yılmaz Özdil'in yazısı yok da o bakımdan. Şimdi bakıyoruz abi başına bir şey geldi mi falan diye ister istemez. Yazmış Deniz Zeyrek. Evet bir cümledeki üç iletişim yanlışı diyor hani bu ya söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla bunları öğren bunlar tam manasıyla çaylak devlet yönetimine de, de haberleri yok bak devlet yönetimi bu yabancı güçler karşıda boyun eğeceksin onlara eğer karşı çıkarsan onlar söke söke yaptırırlar bu devlet anlayışı bu şu anda uygulanan sistem bu zaten Amerika karşısında Amerika söke söke yaptırıyor abi işte bu kadar basit her şey teslim ne istedi de yapılmadı ya da yapılmamakta ki zaten Biden ekibi de söylemiş. Randevu istiyorsanız önce bir görelim bakalım şu verdiğiniz sözleri bir tutun da sonra randevuya bakarız. Önce Bartolome Öz bir gelsin bakalım ona bir soracağız. Bartolome Öz gidip de yo yo görüşün bu Tayyip iyi çocuk filan derse o zaman belki görüşürler. Ya reklama geçelim peki reklama geçelim. Son bölümde birlikte olacağız daha bizim köşeler falan var buradayız. Evet, geldik son bölüme. Üçüncü bölümdeyiz. Bugün Hazretler'in ilk günü, pazartesi. Yeni Çağ Gazetesi, söke söke ödemeyeceğiz isyanı. Yani ödemeyecek misiniz, söke söke mi ödemeyeceksiniz? Yani iyi, iyi niyet gösterisiyle mi ödemeyeceksiniz? Ne yapacaksınız? Anlamadım şimdi. Erdoğan'ın Kanal İstanbul Temel Atma Töreni'ndeki uluslararası tahkimle ilgili ifadeleri vatandaşların tepkisinde zirve yaptırdı. Yapmayın ya. Vatandaş buna tepki mi göstermiş? Zannetmiyorum. Erdoğan, yani vatandaş deyince hepimiz giriyoruz da o bakımdan yani. Vatandaşın bir bölümünün bu tür şeylerde hiçbir tepki göstermediği gibi dün herhalde izlemişsinizdir. Erdoğan söke söke alırlar dediğinde kıyamet Bravo tabii helal olsun Amerika'ya almayı ya. Alırlar abi tabii ya adamların hakkı ya. Alacaklar abi var mı lan öyle vermemek. Söke söke alırlar abi diyor. Valla vatandaş Alkış helal olsun sana başkan be. İşte bu be. işte bu be bizim başımızda bu olmalı filan. Ne zannediyorsun sizi? MHP'liler delirmiş vaziyetteler. Çığlıklar içindeler. Helal olsun sana başkan be. Söke söke alacak olan Amerika. Var mı lan Amerika'yı kazıklamak? Ha? Sen Amerika'ya ödemem ha. Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ödemem diyorsun. Söke söke alır. Bravo başkan. Helal olsun be. İşte budur be filan. Yerli ve milli bunların hepsi. Milliyetçiler biliyor musun? Ama böyle bir sor mesela konuyu değiştir. Şimdi anlamadıkları için alkışlıyorlar. Ha, olay oradan zaten patlıyor. Ulan anlasa bunu alkışlar mı? Anlamıyor. Kimse Tayyip Erdoğan. O zaman güzel abi diyor. Ver alkışı diyor. Şimdi bunlara mesela bir desen ki böyle. Sen vatan o bayrak var ya benim püyü filan. Sonra bir bakmışın abi. tamam abi bayrak bitti işte. Sordun konuştuk attık o kadar. Peki vatan senin için çok önemli abi yeter. Olan Kefenimizi giydik geldik be. Ne diyorsun sen be? Kefenimiz üstümüzde. Usta iki el ateş. Abi öğretmediler ki bize ateş etmeyi. Niye oğlum askere gitmedi mi? Abi gittik de biz bankada yaptık askerliği. O bakımdan yani. Ama kefen giyerler. Giy ulan kefeni şimdi gidiyoruz dedi mi de gitmez. Bak söylüyorum. Afganistan havaalanı. Cillop gibi çocuklar var. Alın götürün abi oraya. Kefenlerini de giysinler üniforma diye. Orada girer de bak Taliban maliban anlar ha onları. Ulan bunlar kefenli gelmiş filan. Vallahi. Vallahi. Çok da iyi olur. Bırak abi benim Mehmetçimi niye gönderiyorsunuz ya? Bak bu işler gönüllü olsun kardeşim. Öyle sokaktan benim halkımdan toplayacaksın çocukları Afganistan. Yok öyle şey. Topla bak Sadat var abi. o hepsi nasıl gider biliyor musun? Paralarını da vereceksin ele. Ama işte biraz kesiyi atacaksın. Şimdi bunlar bedava götürmek istiyorlar. Masraftan kesiyor. Vatan evlatlarını götür oraya ucuza. Ver abi çocuklara parasını. Kefenlerini giysinler gitsinler işte. Fena mı? Çok da güzel korur. Hem de hırtlık yapmazlar orada. Abi bu uçak nereye gidiyor? Abi bu uçak kimin uçağı filan. otur tür şeyler de yapmazlar yani. Rahat eder birileri. Olur ha. Canlarım benim. Hadi bakalım. Öfke yaratan sözler demiş falan filan. Kim öfkelenmiş bakalım şimdi. Öfkelenenlere bakıyoruz. Faik Öztrak. Bize tahkim mahkim sökmez demiş. Aferin lan çok güzel. Cevap çok güzel. Ba Bu mudur? Bu kim? Niçin arıyorsun? Ha yanlışlıkla haber geçiyor ya. <laughs> Ta nereden söylesem inanmazsınız. <laughs> Dünyanın öbür ucundan. Haber atıyor bana böyle şeylerden. Haberim oluyor benim de. Bizde olmayan haberleri atıyor tabii. Yanlışlıkla düğmeye bastı. Bir kere de oldu. Gece yarısı. Ulan ne oluyor fırla. Ay çok özür dilerim. Ya, haberi geçerken yanlışlıkla şey düğmesine basmış. Bu dokunmatikleri bunlar çok fena o bakımdan yani. Efendim demiş ki e, şey Faik Öztrak. İktidara geldiğimizden geldiğimizde herkes bilsin ki Talan İstanbul projesine para yatıran kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz. Peki şimdi şeyi merak ediyorum. Yani iş proje bitmiş falan ne yapacağız o zaman? Yani hiç yaptırtmamak lazım. Ama güzel. Ya bak bu tuttu biliyor musun? Tayyip Erdoğan'ın kimyası bu. birden bire lan sen benim Amerika'ma nasıl parayı ödemezsin diyor adam ya. Avrupa'ma nasıl parayı ödemezsin. Söke söke alırlar onlar senden. Ona. Oh! Böyle bir şey görmedik abi biz. İnanılır gibi değil ha. Türkiye'nin parasını söke söke alacaklarını bangır bangır söylüyor. Oh! Kimse de kızmıyor. Yani AKP'liler. Çok güzel konuştun Sayın Başkan. Yani bu kadar olur. Helal olsun. Gene verdi. CHP zihniyetinin ağzının payını verdi. Gördünüz değil mi? Nasıl şey ettirdi CHP'ye? Ama bunlarda arhaya yok. Utanmıyorlar bile. Daha oğlum Amerikalı'nın parasını savunuyor. Anlamadın mı hala? Benim Amerikalı'mın, benim Alman'ımın, Fransız'ın parasını mı ödemeyeceksin? Söke söke alırlar ulan senden onu. Ha. Sen ha? Sen vermeyeceksin ha yabancıların parasını öyle mi? Allah'ım ya Rabbim ya diyor. Aytun Çıray İyi Parti'nin çözümünü görecekler diyor. Abi şunu bir anlatın ne olur görmeyelim. Vaktimiz yok. Görelim şunları. İyi Partili de İyi Partili Aytun Çıray Erdoğan'ın köyü yatırımlarında köyü ne lan? Köyü köyü kamu özelleştirme idaresi mi? Neyse bilmiyorum. Hukuki sorun çıkması halinde İngiliz mahkemelerini tahkim için tanıyacakları itirafında bulundurur belirterek bütün bunlar iktidara geldiğimizde hukuk yollarından çıkmadan nasıl çözelim? Herkes görüyor. Şimdi bak Tayyip Erdoğan burada bir açıdan haklı. Üslubu tabi çok kötü. Çok kötü. Milliyetçilikle, vatanseverlikle bu ülkenin çıkarla hiç alakası yok. Ama doğru söylüyor. Çünkü neden gitti Avrupa Birliği'ne çat 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 imza attı. Bütün tahkimler filan. O açıdan doğru tabi. Ama mesela aynı şekilde imza attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymuyor. Ya ama hiçbir muhalif de kalkıp da söke söke sana bunları uygulatırlar demedi. Herkes kibarca dedi ki hukuk ve demokrasiye uymuyorsunuz Sayın Erdoğan dedi. Bak öyle konuşuyorlar. O ne diyor? Söke söke diyor. İşte fark bu. Bu nitelik farkı, kalite. Yani ne yapalım? Olur. Burası daha kaliteli. Yani kalitesiz olmak bir ayıp bir şey değil. Yani ne yapalım? Maalesef bize bu denk geldi. Olabilir yani. Nitelik farkı var. Böyle söylüyor, öyle söylüyor. Ama ısrarla soruyorum. Bizden söke söke paramızı alıyorlarsa ben niçin S, F, 35'lerin parasını söke söke alamıyorum. Hadi biz söke söke almayalım da arkadaş rica etsek paramızı verir misin desek diyor muyuz? Sor bakalım Hulusi Bey'e. Hulusi Bey cesaret edip de usta bizim para ne oldu diyebiliyor mu? sıkar. Söyleyemez. Nasıl söylesin? Amerikalı ona dönüp de şöyle bir duymamış olayım Hulusi, duymamış olayım derse ki der yerin dibine geçmez mi adam? Geçer. Hey, abi ben bunu nasıl söyledim ya? Allah aklısınız ya. Çok çok bana verin, bana verin. Öyle şey oldum. Allah'a böyle olur. Başka bir şey olmaz. İsteseniz abi. F-35 vermiyorsan parasını ver. O kadar para harcadık değil mi? Bak o bir buçuk milyar dolarla ben burada kaç tane daha Suriyeli'yi doyururum biliyor musun? Adamlar daha böyle olduk bereket içinde yaşasınlar diye. Yani fena bir şey de yapmayacağız abi. Ver F-35'lerin parasını harcayalım Suriyelilere, Afganlara. Fena mı? Bizim millet nasıl bir eli yağda bir eli balda. Öyle dedi ya. Bizde aç yok da aç orada. Bak açları doyuracak. Bizde aç yok. Bizde her şey kayın. Karnı doyuyor abi. Gönderiyoruz kutularını. Daha ne istiyorsunuz be? Doydum mu? Doydum. Kuru ekmek. Bunlar onu da vermez. Bitti. Allah'ım ya. Bütün diyor, şey diyor, bak diyor, ben bunlara bayılırım biliyor musun? Bu muhalefetin bu böyle kibarlığından. Ölüyorum, ölüyorum. Bak, bak, bak. Bak Aytun Çıra'ya bak. Bak ne güzel konuşuyor. Bak diyor ki, bütün onlara iktidara geldiğimizde hukuk yollarından çıkmadan nasıl çözeceğimizi herkes görecek. Bak ki varla bak. Biz diyor yani gel abi sen gelemeyeceksin çünkü hukuk yok, demokrasi yok. Siz hayal görüyorsunuz. Abi bugünlerde bir şeyler yaptın yaptın. Bak arkadaş kaos planıyla geliyor. Söke söke geliyor. Haberiniz olsun. Yani ne olur biraz biraz hadi hadi öyle biz göstereceğiz. Hukuktan sapmayacağız böyle. Sen öyle hukuk hukuk derken abi. <laughs> Ay azıcık fırlama olun. Ahmet Davutoğlu imza atanlar ileride hesap verecek. Bak bu da kibar Ahmet Davutoğlu. Ne diyor? Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu köprü inşaatının ihale yapılmadan başlandığını belirterek bu suç gayri hukuki bir işlemdir ve buna imza atan herkes ileride hukuksuz hukuki muameleye maruz kalacaktır. İktidara geldiğim gün bu projeyi durdururum. Çok güzel. Bak biraz daha sert bir şey biliyor musunuz? Diyor ki imza atanlar düşünsün diyor. Bak herkes Tayyip Erdoğan konuşuyor. Tayyip Erdoğan konuşma kardeşim. Müteahhite söyleyeceksin. Başına geçiririm diyeceksin orayı. Beş kuruş bırakmam cebinde alırım hepsini diyeceksin. Alacaksın da. Çünkü hepsi haksız. Efendim biz bunu kattık şunu kattık. Başla yürü git. Onlar yapılmış. Hep yapılıyor zaten. Türkiye 100 nasıl ayakta duruyor zannediyorsun? Sen 3 tane bilmem ne 40 müteahhit geldi de yani onların yaptığı iki tünelle iki köprüyle mi bu ülke kalkındı? He? Lan sata sata bitiremediniz be. Sata sata bitiremediniz Cumhuriyet döneminde yapılanları 79 yılda. Sen ne çaktın 79 yıldan sonraki bugüne kadar? ha? Hiç. Yol, köprü, tünel. Onu Bir tane fabrika yok be. Bu insanlar memleket sevgisiyle dolu oldukları için gece gündüz çalışıyorlar. Türkiye'nin ihracatı artıyor. Haberiniz var mı? Senin sayende olmuyor. Sen bir tane koymadın. Bir tek fabrika yok Türkiye'de. Varsa yoksa işte tüketime dönük. Işte rant, 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 para, para, para. Varlığın bir yurt. Yokluğun yara. Para, para, para. Başka hiçbir şey yok. Para tersten okuyorsun Arap oluyor. Arap para para Arap Arap para Arap para 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 Arap, para Arap para Arap para böyle gidiyor. Öyle okumuyor mu? Dur bakayım lan yanlış bir şey söylemedik değil mi? Para. Tersten Arap oluyor işte. <laughs> böyle okuyor abi. Türkiye'ye geliyor adam ya yani alışmış ya böyle o bizi çok seviyorlar. Oğlum sizi çok seviyoruz tabi. Para sizde. Arap siz. Para Arap öyle bir şey yani. <laughs> Kutsal Araplar. Bak niye kutsal? Şimdi anladın mı? Dinen değilmiş meğer. Arap para olduğu için kutsal. <laughs> Ama her Arap değil ona Hariri ne oldu Hariri? Mesela ondan niye söke söke almıyorsunuz bizim paramızı? Adam aldı gitti. Yok oldu. Ondan alsanız da söke söke. Hayır bizden alabiliyorlar söke söke. <laughs> Biz alamıyoruz. Onlar alabiliyor. Çünkü neden? Ülkemizi çok seven insanlar iş başında oturuyorlar ve diyorlar ki Çöke çöke alırlar. Bak ben kalayım hiç çöke çöke almayacaklar. Paşa paşa ödeyeceğiz biz. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. Geçin. Bir gün gazetesi. Ne demiş? Devrim için durmadan ileri. Kim bu? Solcu lider Morales bir günün sorularını yanıtladı. Kim bu Morales? Söyleyeceğim şimdi. Bolivya. Kapitalizm ve emperyalizm hayatın düşmanı. Zenginlik yanlış ellerde. Başka bir dünyanın mümkün olduğunu gösterdik ve hedef olduk. Neoliberalizme, emperyalizme karşı mücadelede birlik olunmalı. İşçi sınıfının birleşmesi önemli. Devrim yolunda ilerliyoruz diyor Molivya devlet başkanı değil mi? 14 yıl yöneten Eva Morales. 2019'a kadar yönetmiş ha. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta sorularımızı cevapladı. Eyvah oraya sürgün müydü bu yoksa? Evet hala mücadele ediyor. Ormanlar alevlerine teslim Marmaris resim var. Metin Hoca'nın davası bugün adalet istiyoruz. Evet Metin Lokumcu'nun gaz atılmıştı biliyorsunuz Hopa'da. Tayyip Erdoğan geçerken protesto etti. Kimsin lan sen protesto ediyorsun? Bir öğretmen parçasısın sen deyip öldürdüler adamı. Yani şöyle öldürdüler. Gaz attılar, gaz attılar, gaz attılar. Boğuluyorum dedi, boğuldu. Rezillik. Hala cevabı yok. Çünkü o gazı atanlar hızla giden otobüslere ve jiplere atlayıp uzaklaştılar oradan. Var yani itibarlı koruma. Ha işte onlar. Hareket halindeki araca inip binebiliyorlar. Orada gaz dağıtabiliyorlar. Tabii gazı atan yerel polis. Attıran o arabalara 90 kilometrede inip çıkanlar. Buna zorbalık denir diyor. Fotoğrafı görüyorsunuz değil mi? Biraz yukarı alırsanız tam gözüksün. Bu bir gazeteci. Tam boynuna isabet eden diz polisin dizi. Rezillik diz boyu var ya, aha işte bu. Öğretmen açığı 140 e dayandı, umursayan yok. Yeteri kadar aldık dedi Tayyip Erdoğan. Biz alacağımızı aldık dedi. Yürüyün dedi. Öğretmen olun mu dedim ben size. <laughs> ama 2 milyon kişi üniversitelere soktuk demeyi biliyorlar. Mesele 2 milyon kişi üniversitelere sokmak değil ki. Sokarsın abi hepsini. Bir sınav da yapmazsın. Herkes sokarsın üniversite. Mesele oradan çıkana hayat hakkı sağlamak. Ben ona karışmam ama. Benim işim değil o. Benim işim buraya kadar okuttum. <laughs> Ama en azından haklısınız efendim. Yani kişi kişi hepimize iş bulmayacaksınız. Ama iş alanlarını geliştirmek zorunda değil misiniz? Yok benim böyle bir şey... Çocuklar bizim öyle bir görevimiz var mı? Hayır. Hayır efendim. Halk bizi seçti. Niye? Güdelim diye. Tabii sürü halk. Ne diyor? Biz birer çobanız. Ben baş çoban. Hepiniz birer çobansınız. Güdün bu halkı. Peki kim güdülür? Koyun. E bütün millete koyun diyor. Şimdi ben halkı aşağılamış oluyorum. Mesela ben burada bir şey diyorum. Yani ayırarak da söylüyorum. Diyorum ki cahilleştirilen ya da zaten cahil. Çünkü cahil olmak çok ayıp bir şey değil. <laughs> Aşağılayıcı bir şey değil. Adam cahil ne yapayım? Ama bana böyle bir takım saldırıyorlar. Ama niye iğrenç tipler var abi? O gazetecimsiler var böyle. O böyle YouTube'lar dolduruyorlar böyle. 30 saniye tahammül edebiliyorum. Dur kalk dur kalk böyle. Hadi hadi. hadi. Ha. Ha be Ha. Vaş efekt giriyor filan. Oğlum çıkın doğal konuşun ya. Şöyle konuşabilen var mı? Yok. Efet koyacak arkaya bilmem ne. Ot. Hadi, 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 böyle üst üste üst üste. Efendim Z kuşağı. Oğlum sen Z kuşağına konuşmuyorsun ki. Beni sinir etmek için konuşuyorsun. Saldırıyorlar ediyorlar. Şimdi sen çobansın. Sürüyü yönet dediğin zaman sürü da vardır abi. Bu kadar da var. Öküz, inek, manda, koyun, keçi. Ana bunlar. Sürü bu. Ya yani ne sürüsü? Karınca sürüsü yönetecek haliniz yok. Değil mi? E tavuklara sürü yapmaya gerek yok. Onlar kendi başına geziyor. Sürü bir tek işte koyunlarda vardır. İneklerde vardır, öküzlerde vardır. E şimdi sen bana diyorsun ki sürü. E bu halka aşağılamak olmuyor mu kardeşim? Sen bütün halka bunu söylüyorsun. Bravo dedi. Çok güzel konuştu çoban. Çok güzel konuştu. Ne dedi abi bilmiyorum ama fevkalade konuştu ya. Çok çok aa bak gördünüz mü? Bu yeni laiklik. Tabi tabi cuma günü görmüşsünüzdür yazdım. Çok güzel. Okuyun ama harika. Laiklikle ilgili çok ayrıntılı. Hani unutuyoruz yani laiklik aman aman gene laiklik falan dedi bu sırvalıyorlar. Var ya. Ama Atatürk gene söylediler abi sık bıktık be buramızda be. Yani biraz da düşünelim abi bizden olmayanları yani bizim mahalle layıklık layıklık ya filan. Bak okuyun çok güzel ama. Yani tekrar anlıyor olan diyorsun ki biz yanlış yapmışız. Ya. Süleymancılara kıyak Tugva'ya bina tahsisi. Tugva. Tayyip Erdoğan'ın oğlu değil mi bu? AKP'li Çekmeköy Belediyesi'nin yandaş ile tarikatlara yaptığı tahsisler açığa çıktı. Çekmeköy Belediyesi'nin 2020 yılın faaliyet raporuna göre Mimar Sinan Mahallesi'ndeki sosyal kültürel tesis alanı tamamlı tanımlı arazi Türkiye Eğitim ve Kültür Derneği'ne tahsis edildi. Dernek söz konusu araziyi Uğurlar Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu adı altında kullanırken derneğin Süleymancılar Tarikatı ile ilişkili olduğu ortaya çıktı. Ensar Vakfı ve TÜGVA'ya bina tahsis edildiği öğrenildi. Güzel. Bal tutan götürür. Yer yani parmağını. Metin Hoca evet öğretmen açığı 140 bin lira umursayan yok. SBK'yı kayıranlar savcılıkta uçakta ise bir tanıdık daha. Anan anan Mehmet Ağar da uçağa binmiş. Yayan mı gitsin şimdi? Yani Mehmet Ağar'a kızıyoruz da yayan mı gitsin abi adam? Ne yapsın? Ha, söyle bana. Var mı bir çaresi? Binecek. Hazır uçak var. Gidiyor. O yoldaymış. Abi nereye gidiyorsun? Ankara. Atla abi gel. Boş gidiyoruz ya. Bu. Ama işte bu münafıklar. Ağızları torba değil ki birisi. Uçağa binmiş. Lan bindiyse işte böyle binmiştir. Şey yaparken. Şeyleri yok biraz hani. Devlet memuru emeklisi. Para yoktur. Otostopla gidecek uçak. Var abi atla gel ya yerimiz var. O kadar. Karar gazetesi demiş ki en cömert bahşiş. Abi ben bu muhaliflerin kibarlığına bayılıyorum. Cibahşiş şeklinde tanımlamış. Şimdi bak bahşişlere bakın. Marmaray. Dövizde oynaklık, inşaat malzemeleri ve işçi ücretlerindeki artış gerekçesiyle 1 milyar dolar ek ödeme yapıldı. İstanbul Havalimanı. İhale sonrası denizden yükseklik şartı 90 metreden 60'a çekildi. Maliyet 5,5 milyar dolar düştü ancak fark geri alınmadı. Şehir hastaneleri. Binasına kira ödenen şehir hastanelerinde 25 yıllık garantiye 5 yıl daha eklendi. Toplam 142 milyar dolar garanti verildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Yılda 800 milyon dolar garanti verilen 3. Köprü'de 4 yıl daha işletim hakkı tanındı. 33.2 milyar dolar ek ödeme yükü oluştu. Ve bunu cömert bahşiş diye sunuyor. Kibar adamlar. Kibar. Uzun süredir tartışan hazine garantili projeler söke söke gerilimi ile tekrar gündemde. Ama helal olsun bak söz konusu bizden adamlar olduğu zaman hepsi söke söke alıyorlar paralarını. Bak Marmara'da söke söke almışlar. İstanbul Havalimanı'nda sökke söke söke almışlar. Şehir hastaneleri söke söke alıyor. Hepsinde. Biz gidersek de alacakları söke söke diyor adam. Vay be. Ben iktidarda olsam anında bütün oturuyorlar. Benim hadi canım hadi yürü 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 yaparım. Abi de bir dakika canım bir dakika bir dakika. Öbürlerine say. O kadar. Bir şey olmaz yani. Bak şu anda bütün bunlara el koysan ne desen ki arkadaş sana para mara yok. Kimse zarara girmiyor biliyor musunuz? <laughs> Çoktan çünkü alındı paralar bitti. Bitti. Söke söke kavgası demiş. Bu kez polis olay çıkarttı diyor. Yani hep o çıkarıyor zaten. Yani göstericilerin olay çıkardığını ben hiç görmedim. Polis saldırmadığı sürece hiçbir şey olmuyor biliyor musunuz? Halbuki bir kere bıraksalar bak göreceksiniz hiçbir şey olmayacak. Taksime çıkacaklar, bildiriyor, okuyacaklar, tak çak 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 alkışı. Çünkü hepsi olgun insanlar. Bu ülkeyi seven insanlar, demokratik insanlar, efendim kurallara uyan insanlar, medeni insanlar. Ama adam diyor ki abi ben olsam yapmam diyor. O zaman bunlara da yaptırmam diyor. Bir kere yaptır bak gör. Abi bir kere millet girdi Gezi Parkı'na ya. Pırıl pırıl da terk ettiler ya. Ne bir yer tahrip oldu, ne bir çöp buldun, ne bir sigara izmariti buldun, hiçbir şey. Ama ne yalanlar söylediler. Efendim lağım kokmaya başladı. Biro şişeleri, prezervatifler, onlar bana yalan, hepsi yalan. Ama herifin kafasında hep bu var, başka bir şey yok. Melanet, melanet, melanet. Onun için çıkarmıyorlar. Çünkü diyor ki ben çıksam dağıtırım abi diyor. Oğlum bunlar medeni insanlar dağıtmazlar. Korkmayın o kadar. Hele bu şeyleri engellemişler. Ay ne fena. Neymiş onur yürüyüşü bilmem ne yaptırmam abi. Yani yani burası tabi televizyon hani oturup anlatırız bazı şeyleri de tarihten marikten ayıp oluyor. Hani yani sen çok kızıyorsun ya ha, ha, öyle işte kızma. Zaten gerçeği bilince çok kızılır biliyor musunuz yani. He <laughs> öyledir hep. Hmm. <laughs> Allah'ım yarabbim. Evet gelelim. Yeni bir şey var mı ya bakalım. Şimdi buradan bakalım. Güzel efendim. Nerede bir dakika? Ha, hele bir. Ya bir kadın var ya müthiş. Onu gördünüz mü siz? Polisin önünde yürüyor böyle LBGT yürüyüşünde. Polisler de iti itiyorlar arkasından gelip gelip itiyorlar. Hafiften de dokunuyorlar kız biraz dekolte. Allah Allah ya. Evet. Bakanlığın savunduğu polisler hakkında soruşturma diyor. Dur bakalım neymiş o? Beyoğlu'na yapılan onun haftası yürüyüşü sırasında ters kelepçe ve kafasını bastırarak gazeteci Bülent Kılıcı gözaltına alan polisler hakkında soruşturma başladı. Yalandan kim ölmüş? Hele hele abi çocuklar ya biraz sıkıntıya soktunuz çocuklar. Yani bu telefonları falan oğlum önce bir telefonları bir toplayın etrafa bir bakın ya. Çakın ağızlarına ikişer tane alın telefonlarını ellerinden. Ondan sonra ne yapacaksanız yapın ya. Olmuyor şeker. Biz, bir şimdi bir soruşturma... Korkma hiç merak etme sen. Hiç merak etme. Bir şey olmaz. Şimdi bakanlık savunmuş. Ne demiş? İzinsiz gösteri sırasında polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir. ifadelerini kullanan her soyun paylaşımı Dışişleri Bakanı Soylu da RT'ledi. Vay be. Abi İçişleri Bakanı duruyor ya. Çok enteresan bir ülkeyiz biliyor musunuz? Mesela i̇şte normal şartlarda durmaması lazım. Duruyor. Aydınlık şeysi ne yapmış bakalım bugün AKP için? Bir şey yapmamış. 32 ülkeden 32 gemi Karadeniz'de. Vay be. 32 ülke, 32 gemi. Manalı değil mi? Acaba altında ne var? Nasıl bir komplo olabilir? 32 ülke, 32 gemi. Ülke başına bir gemi mi? Yoksa bazı gemiler daha fazla mı? Rusya'nın elit tetikte. Bassın o zaman abi. Bassın. Hadi. Hadi. Allah'ım ya. Manşet şey yapmış. Orgeneral'in ben öldükten sonra yaz dediği 22 yıllık sır. Kime söylemiş? İsmet Özçeli'ye. Sır şu. benim emekli Orgeneral Necati Özgen Harp Akademileri komutanı iken İmralı'ya gittiğini, Abdullah Öcalan'a 15 gün içinde yurt içinde bir tek PKK'lı kalmayacak dediğini, Öcalan'ın ben üzerime düşeni yapmaya hazırım dediğinin karşılığını verdiğini anlattı. Peki abi Harp Akademileri komutanı İmralı'ya niye gitmiş? Orgeneral Özgen terörle mücadele edilince akla ilk gelen isimlerden biriydi. Geçen günlerde kaybettiğimiz Özgen ömrünün önemli bir bölümünü PKK ile mücadele ederek geçirdi. Kürtümüzü kucaklayan ABD'nin Irak'ı bölmesini engelleyecek Eşref Bitlis planının uygulayıcılarındandı. Özgen ile salgından önceki son yemeğimizde bana biz aslında PKK ile değil ABD ile savaştık. PKK'ya yardımlarına bizzat şahit oldum dedi. E bunu bilmeyen yok ki. Onlar sadece PKK demiyorlar. Özgen İmralı'daki görüşmeyi şöyle anlattı. Öcalan havalandırmaydı. Havalandırmamaydı. Beni görür görmez tanıdı. Ha havalandırmadaydı. Beni görür görmez. Hemen esas duruşa geçti. Çok kararlı bir şekilde ona 15 gün içinde yurt içinde tek bir PKK'lı kalmayacak. Kalırsa ne olacağını sen düşün dedim. Adam hapiste mi? Evet. Olsun. Bu görüşten sonra PKK militanlarının büyük çoğunluğu hızla yurt dışına kaçtı. Öcalan'ı iyi kullanamadık. İyi değerlendirseydik terörü çok önemli ölçüde çözerdik. Şimdi bu Apo'yu böyle yapıyorlar. Mesela işte emrinizdeyim. Kalktı ceketini ilikledi. Azrola geçti falan. Mesela burada fotoğraf koymuş. Etref, Eşref Bitlis'in yanında. Eşref Bitlis, Barzani, Talebani, Necati Özgen. Onlar da oradalar. Barzani Talebani olunca onlar iyi çocuklar oluyor herhalde. 21 kişilik bilim kurulu üyesi Marmara'ya nefes olacak. Hmm, güzel. Marmara Denizi'ndeki müsilaja karşı oluşturulan bilim kurulunda 11 üniversiteden 21 kişi yer aldı. Kurulda denizcilik, ekosistem, su arıtma gibi alanlarda uzmanlık bulunuyor. Güzel. İnşallah bu da korona ekibi gibi olmaz. Bol para, az iş. KKTC'yi tanıyacak çok ülke var demiş. Kim? Rauf Denktaş'ın gezici, gezici büyükelçisi Hüseyin Macit Yusuf. Gezici Büyükelçi. Bir Avrupa Birliği AB Komisyonu Başkanı Ursula von Leyen, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz sözlerini değerlendiren Yusuf. Bölgede artık eski Türkiye yok. Türkiye dünyaya bir çağrı yapsa birçok ülke KKTC'yi tanır. Bak görüyor musunuz mesela ne kadar rezil bir durum. Eğer Türkiye yani AKP Türkiye diye ben deli oluyorum. Çünkü AKP iktidarda olduğu için yapılanlar hep Türkiye. Hayır değil. AKP. Madem bir çağrı yapsa bir sürü niye yapmıyor? Abi? Bak kendi kendine itiraf ediyor. Yalakalık yaparken gerçeği söylüyor. Şecaat arz ediyorlar ya. E ben Türkiye bir istese var ya püüü, çok ülke tanır. E niye istemiyor? Hadi söyle o zaman. Hadi. Niye? Bak bunu hiç dillendirmezler. Çünkü Türkiye istemiyor böyle bir şeyi. Çıkarlarına aykırı görüyor. Böylesi daha güzel. Ya işte işin kötü tarafı bu. Ve bunu anlatan bir tane uzman yok ekranlarda. Hiçbiri vermiyor. Hele o kendine akademisyen süsü vermiş, orada da var çünkü burada bu var. Akademisyen süsü vermiş. Ama adının önünde prof yazan tipler var biliyorsunuz. Onlar çıkıyorlar çok güzel konuşuyorlar. Bir de güvenlikçiler var. Uzmancı, güvenlikçi uzmancısı onlar. Çok biliyorlar her şeyi. Söyle diyorsun, niye tanımıyor? Kendim işte böyle çıkıyor bir tane dıngıl, <laughs> diyor ki Türkiye bir istese, e niye istemiyor o zaman, hadi. Cık cık cık. Tamam. Korkusuza geldik nihayet, oh vaktimiz var değil mi arkadaşlar, sindire sindire yapalım, korkusuz. Hayat zamla geçiyor, her ay artan fiyatlar yüzünden tencere kaynamaz oldu. Niye abi, gaz mı yok, tencere kaynıyordur. Vatandaş isyanda diyor. Kazın yolunacak tüy kalmadı. Ya bu vatandaşlar hangi vatandaşlar? Çok merak ediyorum ha. <laughs> Muhtarlıklar icra tebligatlarıyla doluyor, taşıyor. Vay be. CHP milletvekili Müzeyyen Şevkin Adana'da muhtarları gezdi. Yüzlerce icra ve ceza tebligatı ile karşılaştığını söyleyen Seçkin gördüğü bu acı manzaranın ekonomik krizin en önemli göstergesi olduğunu. Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu e, kağıtlar yani mahkeme kağıtları, icra kağıtları, şunlar, bunlar PTT vasıtasıyla dağıtılıyor. Yani onları PTT dağıtıyor mektup gibi. Çoğu da evde bulamıyor. Hemen muhtara götürüyorlar. Hatta birçoğu eve bile gitmiyor. Bulunamadı diye muhtara gidiyor. Çünkü gidecek abi kapıyı açıyorsun. Postacıya kızıyorlar. Bu ne ya diyorlar? Lan ne bileyim lan işte mahkemelik olmuşsun yani. Ben sana evrağı getiriyorum. Ne biçimmiş bu ya? Ha rezalet. adam diyor ki abi dur diyor. Şimdi ben sabah sabah sinirim bozmayayım. Götürüyor muhtara bırakıyor. Şimdi, muhtarlarda da birikiyor böyle. <laughs> Benim de şimdi çok birikti biliyor musunuz? Yüzlerce oldu. Bana küfredenler. Hepsi uzlaştırma. Abi gönderme diyorum. Tamam avukatlar bakıyor diyorum ya. Bana gönderme hocam diyorum. Bizim muhtara bırakıyorlar çünkü. Böyle yığılmış orada. Abi biz ettik sen etme be filan. Öyle yalvarma ekipleri var şimdi biliyor musunuz? Şimdi bak bir tanesini hani okuyacağım da yani tövbe yarabbim. Şimdi ben bu adama Bak şimdi yeni gördüm de onun için. Hemen bakacağım bak. Şimdi Herif bana bunu yazıyor. Sonra ağlıyor. Bu neredesin? Ha burada. Bu da abicim şuradan. Hemen bulayım. Yeni daha attım da ondan. Evet. Şimdi. Demiş ki adam. Bir kadın mı bilmiyorum. Bu eşcinseli adlı adınca hani daha kötü anlamda eskiden hastalık adı olarak şimdi hakaret olarak sevici desem alınmazsın galiba değil mi canataklı? Nihayetinde kendin söylüyorsun şeyciliği özendirdiğini şeylere saygı duyduğunu. Şimdi ben bu dangalağı ne yapayım abi? Açıyoruz tabi. Bir tanesi bakayım ne demiş. Bugün yani şimdi gördüklerim. Ha. Ulan bilmem ne sen kimin itisin yeter ulan kanı bozuk hain sonra geliyor bu abi ben asgari ücretle çalışıyorum ne yapayım abi asgari ücretle çalışıyorsun ama maşallah dil böyle aklına eseni yaz değil mi ulan it, it yazıyor senin o kızın senin, onları yaz sonra ben ama çok zordayım 3 çocuğum var doğurmasaydın lan bana ne yapmasaydın Şimdi ağlaşıyorlar şeyde bütün avukatlar ya Can Bey büyüklük sizde kaz. Yok abi ben yeteri kadar büyüyüm ben de kalmasın diyorum. Yürü yürü al abi dibine kadar al. Madem öyle. Şunu yazıyor herif ya. Hiç utanma sıkılma yok ya. Ondan sonra biz bilmem ne. Tövbe yarabbim. Neyse hadi. Yüreğimiz yandı burada da var. Gazeteyi koyarsanız okumak istemiyorum. Sinir oluyorum çünkü. Yani orman yanıyor kardeşim yani. Yani orman yanıyor. Ya. Bırak hani yok turistik bölge yok ciğerimiz değil abi canlı canlı orman. Ağaç. Kaçamıyor. Hayvanlar kaçamıyor. Büyükleri belki kaçıyor. Küçükleri kaçamıyor. Arılar ölüyor. Sinekler ölüyor. Böcekler ölüyor. Örümcekler ölüyor. Ne bileyim işte bütün o yaşayan ağacın asala ölüyor. Masala hepsi ölüyor ya. Yanıyorlar cayır cayır ya. Cehennem işte. Aa, biz burada yandık diyorlar. Yani evet. İki doz aşı yetmez maskeyi çıkarmayın. Abi şimdi bakıyorsun. Ben bu işi tam anlamış değilim. Kimisi diyor ki maskenin hiç ihtiyacı yok. Yani Avrupa ülkelerini söylüyor. Yani ülke olarak hani ben uzman olarak demiyorum. Açık havada kullanmayın diyor. Sadece diyor kapalı mekanlarda hani iç mekanlarda takın diyor. Bazıları diyor ki ona bile gerek yok diyor filan. Ben anlamıyorum yani biz niye şey yapıyoruz anlayamıyorum hakikaten. Evet. Başka ne haber var? 150 bin TL'ye alınabilecek sadece 3 araç kaldı. Bakayım nelermiş onlar. Efendim fiyatlar cep yakıyor. Cep falan yakmıyor abi. Fiyatlar aynı duruyor. Ama sende müthiş bir iktidar ve bu iktidarın muazzam bir damadı vardı. O arkadaş <laughs> yaktı. Fiyat aynı fiyat. 16 bin dolar aracı. 16 bin dolar oldu. 160 bin lira <laughs> ya da euro Alman arabasıysa. Adam bize onu 16 bin euroya satıyor. Şimdi 16 bin euroya satıyor. Devletimiz diyor ki yok öyle ya ama. Bir o kadar da ben koydum fiyata diyor. Etti 32. Etti mi sana 320 milyon? Bin. E KDV diyor. Çevre vergisi, o vergisi, bu vergisi, bir de bayi karı. 500 bin. Hesapta ne kadar? 16. Adam zam yapmadı abi. Adam 16 bin dolara euroya satıyor gene. Bakayım 150 bin liraya ne? Ulan kaç bin liralık araba bunlar? Ha Mercedesmiş canım. Mercedes 600 SL. 150 bine alınıyor. Evet. Ha şeyini alıyormuşsun ama. Araba buruşmuş, pert olmuş. 3 <laughs> model kalmış. En fazla seçenek 300-400 bin TL bandında. Araba almamız hayal. Hakikaten hayal. E peki abi bunun araçlar hangi araba olduğunu niye yazmıyor? 3 model. 150 bin liraya kadar satılan 3. Biri benim arabadır. Olabilir. Çünkü burada var. Pandemi fiyatları diyor. Bak pandemide en ucuz araba benim araba Panda. Pandemiden aklımıza kaz. Dur bakayım ya içeride bunun haberi yok mu? Hayır hangi arabalarmış onu bilelim. 3 araba kaldı diyor. Son anket. Cumhur İttifakı eriyor. Anan anan. Uluslararası ya yayınlanan tüm anketleri bünyesinde toplayan, takipçileriyle paylaşan Europe Elect, Türkiye'de Avrasya araştırmanı yaptığı son anket sonuçlarını paylaştı. Ankette AKP ve MHP'deki erime dikkat çekti. Cumhur İttifakı'nın toplam oy 37, abi 37 onda 8'e düştü diyorlar ya. Lan 37 onda 8 be. Avrupa'da böyle oy alan parti yok. Tek başına iktidar. Buyurun. Allah'ım yarabbim. Araba yok abi vallahi yok. Koymamışlar. Hangi arabalar öğrenemedik bak. Ağrılarla başa çıkma yolları. Çıkamıyoruz abi. Başa çıkmıyoruz. Çıkmayın daha iyi. Kalsın öyle. Spor da var ha enteresan. Yok hangi marka olduğunu öğrenemedik. Gelelim yazarcılara. Efendim bugün kim yazmış? Milli ve yer, yerli ve milli balonu patladı diyor. Barış arkadaş ne olmuş? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul'a adı verilen ABD menşeli doğa ve çevre cinayeti projesine karşı takındığı karar. Eğer Amerika bu kanalı istiyorsa ben ne olayım abi? Bak öyle bir senaryo yazıyorlar ama la aptal mı bu Amerika ya? Dünyanın dengesini bozacak, doğanın dengesini bozacak bir şeye. Ha? Niye? Yok öyle yapacakmış da böyle yapacakmış da falan da feş mekanda. Yani bana ters geliyor ya. Amerika ne oluyor? Oraya yaptığı zaman buraya ekümenik falan ya var mı? Var da bunlar abi uzak hayaller ya. 2200 falan belki. Ama zaten o zaman dünya başka bir şey oluyor. Zaten o zaman böyle hafriyat falan yapmayacak Mesela 2200 geldiğinde şeyden uzaydan böyle bir tane lazer şeyi böyle cız yapacak. Abi nereden al, al, al Al oradan biraz. Al, biraz daha genişlet orayı cız Çekti uzaya attı gitti abi. Uranüs'ün oralarda bir yerlerde dönsün dolaşsın Afriyat. Bak öyle bir boru sistemi yapsınlar. O denize benize atmayın abi deniz doluyor. Boru sistemi yapan abi pışt yukarı. Uzaya çıktı mı dağılır gider o boşver. 3 <laughs> dakika var köşemiz var. Arkadaşları atlıyoruz mecburen. Benim köşede ne var? Ha benim köşede şunu hep söyledim de. Söke söke hafazan Allah dedim. Hesabı sorulurdu bölümü çok. Çünkü bak diyor ki çok güzel bir cümlesi var ya sayın. AKP Genel Başkanımız Efendimizin. Şimdi diyor ki CHP biz geliyoruz geldiğimizde size ödeme yapmayacağız. Bu yatırımları elinizden alacağız diyorlar. Diyor. Ha bu tamam bu bildiğimiz söke söke bu paraları uluslararası tahkim yollar. Bunları da öğren. Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haber? Tabii. Bak bizim devlet yönetiminden haberimiz var. Onun için biz paşa paşa ödüyoruz her şeyi. Peki. Bak ama şurası var bir de. Bu, bu ülkede şu ana kadar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptık. Bugün Kanal İstanbul için nasıl çıldırıyorsanız orada da öyle çıldırdınız. Allah Allah. Marmara'yı yaptık yine aynı şekilde önümüzü kesmeye çalıştınız. Çılgınlar gibi ama yaptık. Anaya Avrasya Tüneli'ni yaptık. Onun da önünü kesmek istediniz. Osman Gazi, İstanbul-İzmir yolunu yaptık. Onların da önünü kesmeye çalıştınız. Diyor ve diyor ki bu hususlarda en küçük bir eksiklik, usulsüzlük olsaydı çoktan ortaya çıkardı. Ha işte buna takıldım ben. Ya güzel kardeşim çoktan çıktı da e duymuyorsunuz. Teflon tava gibi yapışmıyor. Lan şu sadece şey yetmez mi? Geçiş garantisi verip de vatandaşın sırtına milyarları yüklemiş olmak. 3 liraya yapılacak işi 6 liraya yapmak. Ha diyorsunuz çok güzel. Yani bir şey olsa çıkardı. Çıktı da e biz bir şey yapamıyoruz. Yargıya gidiyorsun diyor ki valla benim şimdi çok işim var be şekerim. Bakamayacağım buna diyor. Burada ona da olmaz diyor. Bu o da olmaz diyor. E nasıl hesap soracağız zaten? Hani velev ki çıktı. Hani hep çıktı da. Hani velev ki. Onu da zaten yargı. Onu hop şıtaat yapıyorlar. Bitti. Neyse. Bir de şunu yapacağım. Şimdi diyor ki. Çok güzel. Efendim diyor ki. 1930'lu yıllarda. Yılda ortalama 3000 gibi geçiş yapıyordu. Geçiş yapmaz. Geçer. Türkçe çok kötü. Geçiş yapılmaz. Geçilir. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı diyor. Sonra ekliyor. Her büyük geminin boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Boğazda hem kuzey hem güney hem doğu hem batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma. Bak şimdi. Şaşırtıcı bir şey bu. Yapılan projeksiyonlar. 2050 yılında Boğaz'dan geçecek gemi sayısının 78 bul bulacağını söylüyor. Hesaplamalara göre İstanbul Boğazı'nın güvenli gemi geçiş kapasitesi 25. Şimdi ben de şunu sordum. Tamam dedim bu doğru diyelim. Doğru değil kerim şeyler. Konuşma külliyen yanlış. Danışman denilen bol paralı herifler gene abi eksik ve yanlış bilgi vermişler. Belli ki Tayyip Erdoğan sıkıştıkça sıkışsın sıkıştıkça göreve sarılsın, hiç gitmesin, biz de keyfimizi sürelim. Ama çok. Tamam. Şimdi bir, abi İstanbul Boğazı'nın en dar yeri 698 metre. En darı. Bu da böyle dönerken şeyin orada. Geri kalan bir kilometreden fazla. Boğaz Köprüsü 1600 metre. Anlayın yani. Hani Durum bu. Şimdi sen diyorsun ki buranın kapasitesi 25 bin. 78 bin geçecek. Peki sen burayı 25 bile düşürünce yani bu kadar derin su yolu, doğal su yolu da 25 bin, geri kalan 53 bin gemi en geniş yeri 250 metrekare olan 150 metrelik bir ve 40-50 metre derinliğindeki bir kanaldan 53 bin gemi mi geçecek? Peki İstanbul Boğazı'ndan geçerken tehlike yaratan gemiler bu daracık kanaldan geçerken tehlikeye yaratmayacak mı? Bu nasıl bir mantık? Ve en önemlisi bugün diyor ki 45 bin diyor. Bak 2006'da 56 bin olan gemi geç, 2006'da 56 bin gemi geçiyormuş. 2019'da 41 bine düşmüş. 2020'de 38 bin ne gelin? 38 bin. Belli ki 2021 30 binlerde falan olacak. Yani aslında ideal rakama yaklaşmış. Çünkü neden boru hatları yapılıyor? Hızlı trenler yapılıyor. Artık gemi taşımacılığı bu anlamda özellikle tanker giderek azalıyor ama yapıyor. Ya bir tane de bir fıkra vardı ama çok güzel. Özü şu. Adam ırkçı bir adam, Amerikalı, Londra'ya gitmiş, bir bara giriyor. Yemekli falan. Onu anlatalım da gülerek kapatalım. Arkadaşlar tamam diyorlar. Anlatayım bunu. Hafta başı güzeldir. Gülerek girelim hep konuştuk. Bara giriyor, bakıyor ki bir tane kızıl derili oturuyordu. Adam da hafif bir ırkçılık var ya Amerika'dan da gelmiş böyle. Barmen diyor. Herkese diyor benden içki ver. Kızıl derili e hariç diyor. Bu hemen millet alkış kıyamet. Barmen tak 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 içkileri dağıtıyor. Kızıl derili. E, teşekkürler diyor. Allah Allah bozuluyor. Birazdan ulan diyor ki barmen ne yemek istiyorlarsa benden kızıl derili e hariç diyor. Gene yemekler dağıtılıyor filan. Kızıl derili e, çok teşekkürler sağ ol diyor. Allah Allah elif deliriyor. Diyor ya bu ne bu kızıl derler ne innesi diyor. Barmen diyor ki efendim buranın sahibi diyor. <laughs> Şimdi bunu gönderen okurum demiş ki akıllı olursanız düşmanlarınız bilmeden sizin lehinize çalışır. Öfkeden uzak durun acıtır. Eğer haklıysan kız kızmana gerek yok. Ve eğer yanılıyorsan sinirlenmeye hakkın yok. Bunu hayatınızdaki tüm insanlarla paylaşın demiş. Evet. <laughs> Look barın sahibi. Yapmayacaksın abi. Evet yarın salı haftanın ikinci günü tekrar saat 7'de birlikte olacağız hepinize. İyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.